Haftanın ilk yarışmacı gelini Şerife Yaşa. 27 yaşında ve 2 yıllık evli. Sinoplu gelinimiz işletme yönetimi mezunu ancak internet üzerinden el emeği ürünlerini satıyor. Gizem Karakoç, 32 yaşında ve 3 aylık evli. Haftanın çiçeği burnunda gelini, festival organizatörü. Memleketi ise Tokat. Gizem Doğan, 28 yaşında ve 3 yıllık evli. Giresunlu gelinimiz ev hanımı. Havva Uçar, 24 yaşında ve 1 yıllık evli. Sosyal medya uzmanı olan gelinimiz Tokatlı. Haftanın son yarışmacı gelini Hatice Daş, 25 yaşında ve 1,5 yıllık evli. Tokatlı gelinimiz ev hanımı. Herkese selam. Yeni hafta, yeni gelinler. Adapazarı Sakarya'dayız. 2 yıllık gelinim Şerife'nin evine geldim. Bu hafta neler olacak? Gelinlerimiz nasıl? Doğrusu çok merak ediyorum. Dış ses hediyem alabilir miyim? Buyursunlar efendim. Teşekkür ederim. O zaman Şerife'nin kapısını... Ah, şurada zilimiz var. Şerife. Canım selam. Hoş geldiniz Ezgi Hanım. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Heyecanlı mısın? Birazcık. Birazcık. Evet, çok değil. Gelinler geldiler mi? Hayır, daha gelmediler. O zaman biz geçelim. Siz Şerife'nin evini bir gezin. Salonda görüşürüz. Görüşürüz. Tamam. Hadi kapat bebeğim. Ezgi Sertel ve ev sahibimiz salona geçerken gelin biz de mini turumuza başlayalım. Şerife gelinin dikdörtgen formdaki salonu spor tarzı dekor edilmiş. Salon küçük olduğundan masif masa ve siyah sandalyelerden oluşan yemek bölümü ayrı bir odada konumlandırılmış. Siyah, beyaz ve gri tonlarına yer verilen mutfak spor tarzda. Burası da yatak odası. Gelinimiz yatak odasında ceviz rengi mobilyalarla spor bir dekorasyona imza atmış. Güzeller güzeli gelinim Şerife'nin salonundayız. Az heyecanlıyım dedin. Heyecan gittikçe artabilir hayatım. Bakacağız ilerleyen bakacağız. Nasılsın? İyisin. Seni tanıyalım. İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben deyim. Çok teşekkür ediyorum. Sakarya'ya geldik. Evet. 27 yaşındayım. 2 yıllık evliyim. Hatta çarşamba günü tam 2 yıl olacak. Maşallah. İşletme yönetimi mezunuyum. Şu anda çalışmıyorum. Küçük bir sayfam var sosyal medyada. Orada el işler yapıp satıyorum. Onunla meşgulüm. Neler yapıyorsun? Çeyizimde görürsünüz diyelim. Aa, evde var mı böyle kullandığın? Duvar süsü falan gibi tabii nasıl ki işler? Şu gördüğünüz oyuncakları yaptım. Orada boyama var, onu yaptım. Yine aynı şekilde tablolar. Diğer odalarda da var. Göreceksiniz zaten. Aa, bravo. Göster bana onları. Severim tabii ben öyle. De. Benim çocuklarım doğduğu zaman da çok hediye göndermişlerdi o bebeklerden. Doğal oyuncaklar. Evet. Değil mi hayatım? Evet. Hiç çalıştın mı evlendikten sonra? Evlenene kadar çalıştım. Farklı şehirden geldiğim için buraya. Burada bir süre iş bulamadım. Ondan sonra 6 aylık bir çalışma işim oldu burada. Ondan sonra kendi isteğimle çıktım. Şu an evdeyim. Sinopluydun. Sinopluyum. Eşin? Eşim Kandıralı. Kocaeli Kandıralı. Kandıralı. Nerede yaşıyordun buraya geldiğin gelin? Gebze'de. Gebze'de. Güzel. Nasıl tanışmışlar? Biraz sonra öğreneceğiz. Ha? Kapı çaldı. Evet. Gelinler geldiler hayatım. Hadi bakalım. Ben. Yeni gelinleri beraber göreceğiz. Evet. Diğer bakalım gelinler nasıl... kimler? Nasıl insanlar? Hadi bakalım. Güzel gelinlerim benim. Merak ediyorum doğrusu. Her hafta farklı gelinler. Herkesin farklı bir huyu var, sevdası var, hikayesi var. Neler olacak? Kızlar evime hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size ferah kokulu kolonyamdan ikram etmek istiyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben almayayım. Benim kendi kolonyam var zaten. Peki siz bilirsiniz. Salon ne taraftaydı? Düz gideceğiz. Tamamdır. Karşılamasını beğenmedim çünkü elimde kolonyam vardı. Başka bir şekilde karşılama yapabilirdim. Şerife, rakiplerin hakkında ilk izlenimin nedir? Gizem gelin biraz ukala gibiydi sanki. Kolonya teklifini reddetti diye mi böyle düşündün? Ya ne bileyim yani sonuçta ilk defa bir eve geliyor. Bu şekilde davranması çok da normal değil diye düşünüyorum. Bence de Şerife ama sen misafirperverliğini bozma lütfen. Hadi bakalım misafirlerin içeride seni bekliyor. Görüşürüz Lüses. Daha güzel bir karşılama yapabilirdi. Elimde bir tane cam şişe almış bizi içeriye gönderdi. O kedi normal bir kedi değil, o benim kedim. Bu da diğer kedi. Ya çok tatlısın. Ah gel 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 bana gel. Bir renk uyumu göremedim. Çatışma görüyorum. Burada tek eksik saat mi? Bu aslında obje tozundan. Bu avizeni çok mu aradın? Temizlik kovası gibi. Şöyle tutarsak bence benziyor. Hadi şöyle bir kovayla anı fotoğrafı çekinelim. Evet.
mutfaktaki kovaya benzer, bu da kuş kafesine benziyor. Sence bu çeyize uygun mu? Herhangi biriniz dedim çeyizimle ilgili boş konuşursa havluyu ona gösteririm ya da hediye ederim diye böyle aldım. Bakkal mumu, altında da bir lokumluk var. Ne koydu avucuna? Çeyrek altın koydum, sonra ben onu çöpe attım. Evlilik yıl dönümünüzü unutup arkadaşlarıyla maça gitse. Trip atarım. Ben 3 yıl atarım. Az sonra. Haftanın bütün gelinleri salonda şu anda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok hoş görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Gerçekten isimlerinizi öğrenebilir miyim? Hatice ben. Hatice'm. Gizem ben. Gizem'im. Havva ben de. Havvam. Gizem. Aa, bir Gizem daha. Gizem'in saçlar. Gizemlerde var ya, farklılık var. Kâkül mü yaptın hayatım, öyle tepeden evet, düşürdün onları? Evet, çok beğendiğimiz bir model vardı, onu yaptım. Çok hoş olmuş. Teşekkür ederim. Şu elindeki nedir? Ezgi Hanım, ben devamlı kolonya ve temizlik hastası olduğum için devamlı bunları sıkma gereği duyuyorum. Bugün de bununla gezeceğim Ezgi Hanım. Bu pandemiden sonra kalan bir alışkanlık mı evet, oldu? Evet Ezgi Hanım. Sık ablan o zaman hayatım. Aa, tabii ki de. Ben de severim kolonya. Ne olacak şimdi, sana bir sunum gelecek, fincandan içeceksin, sonra kolonya. Sonra bir kere daha içeceksin kolonya. Bu kadar var mı? O kadar değil. Ha. Sadece biraz dokunduğum yerlerde hassas olduğum için ondan dolayı. Kapı kolu gibi. Aynen öyle. Anladım. Devamlı milletin, yani herkesin elediği bir yere kendimi elediğim zaman rahatsız oluyorum. Rahatsız oluyorsun. Güzel bir alışkanlık. Değişik. Değişik, evet. Senin de saçlar Gizem. Nasıl ayıracağız sizi? Sen nerelisin? Tokat. Tokat. Giresun. Tokatlı Gizem, Giresunlu Gizem. Senin saçlar da çok hoş. Teşekkür ediyorum. Diğer gelinlerim altın severler. Takıp takıştırıyorlar. Havva ile Hatice'm. Harikasınız vallahi. 100.000 lira büyük ödülü kazanırsan ne yapacaksın? Kendi işimi kuracağım. Oo. Yatırım yapacağım. Yatırım. Ben de yatırım yapmayı düşünüyorum. Güzel bir seyahat planımız var. Hadi bakalım. Yatırım yapacağım. Harika. Yatırımcı gelinler gelin evinde. Çünkü büyük ödül tam tamına 100.000 lira. Dile kolay. Birçok hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz, yatırım yapabilirsiniz. Eğlenceli, güzel bir hafta olsun. Evet. Herkes iddialı mı? Evet! İşte bu harika. Benim gelinlerimin sesi gür çıkmalı. Yere sağlam basmalı, kendine güvenmeli. Harikasınız. Dış ses, sendeki emaneti alabilir miyiz? Buyursunlar efendim. Emanet. Teşekkürler. Nedir o? Bu gelinimize bir hediye. Dış sesten bir haber aldık. Biz de böyle bir incelik yapmak istedik. Gelinler adına evet. Günün gelini Şerife'ye hediye. Bugün bayağı hediyeleşeceğiz galiba kızlar. Teşekkür ediyorum öncelikle. Benim de size güzel hediyelerim var. Ay ne merak ettim. Bir de iki tane. Aldıkları bilgi ne acaba? Güzel bir kedi. O kedi normal bir kedi değil, o benim kedim. Öyle mi? Evet. Ay çok tatlı. Görmedim ben onu. Tatile gitti anneannesine. Öyle mi? Bu da diğer kedi. Ay bu da tekir kedi. Ay kıyamam ben sana. Teşekkür ederim. Ne kadar oldu? 4 ay. 4 ay. Ne kadar süre sendeydi? 5 yıldır. 5 yıldır. Ay orada onun için mi kedi şeyi var, evi var? Evimin, onun muydu? Onundu. Şimdi diğer kedi kullanıyor. Ya yani en son bir yıl önce almıştım diğer kedi, sahiplenmiştim daha doğrusu. Şimdi önceden beraber oynuyorlardı, şimdi tek kullanıyor. Evimin de zaten en güzel köşesi. Nereden sahiplendin? Nerede buldun? Arkadaşımın yavrusuydu, kedisinin Aha. yavrusuydu. Bunda bizim o zaman müstakilde oturuyordum. Annesi yoktu, sürekli ağlıyordu. Çok küçüktü daha. Böyle yani ben söyleyeyim ne kadar, 10 günlük falandı. Aa. Annesi olmadığı için o gün bugündür ben bakıp büyütmüştüm. İsmini ne koydu? O Parya, diğeri de Parla. Hayvan olanınız var mı? Senin var mı Gizem? Biz de yeni kaybettik. 13 yıllık bir dostumuz vardı. Öyle mi? Ay çok zor ya. Gerçekten. Tabii ki yerini doldurmayacak. Onun yeri çok ayrı ama burada Parla var. Evet. Bundan sonra senin yanında. Kıyamam ben sana. Onun için mi ben girişte bu çerçevede ayak izi falan gördüm? Onlar... Kedim ölmeden önce kumaşa bastırmıştım. Kanaviçe yapacaktım onu. Kasnakla işleyecektim. Daha sonra onu kaybedince onun koluma dövmesini yaptırdım hatta. Bakayım. Şu şekilde. Patisi.
sonra da çerçeve yapayım dedim. O bıyıkları da sürekli evde dökülüyordu. Onları da topluyordum ben, biriktiriyordum. Onu da onun altına yapıştırdım öyle hatırası kalsın diye. Üstündeki tabak da kendi resmi zaten. Onu birine çizdirmiştim. Ay ne güzel. Hasta falan mıydı? Sarılık olmuştu. Ben de kedilerde sarılık olduğunu ilk defa duydum. Birdenbire yemeden içmeden kesildi. Sonra o kadar hani bir sürü veterinere götürdüm. Farklı teşhisler koydu hepsi çünkü. Sonunda dayanamadı. Çok güzel düşünmüşsünüz gerçekten. İkisi yan yana evinin bir köşesindeki en kıymetli köşesine kesinlikle koyacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum kızlar tekrardan. Güle güle kullan. Bu da benim sana hediye. Teşekkür ederim. Umarım beğenirsin hayatım. Tam sevdiğim renklerdi. Kızlar bakın. Aşk rengi, sevginin rengi. Çok güzel. Güle güle çok kullan. Çok teşekkürler. Güzel günlerde kullan teşekkür hayatım. Ederim. Güzel, keyifli sohbetleriniz olsun misafirlerinizle. Kahve bahane, sohbet şahane, değil mi? Kahve içmeye gelirsiniz artık kızlar. İnşallah, inşallah hayatım. Benim de size küçük bir hediyem var. Aa, hediyelere doymuyoruz bugün. Pazartesi günü bayağı böyle bolluk, bereketlik gibi bir şey oldu herhalde. Güzel. Dış ses, hediyeyi gönderir misin? Şerifeciğim, trafik var, birazdan geliyor. Kızlar biraz bekleteceğiz sanırım sizi. Nereden geliyor hediye? Nasıl bir hediye? Uzaklardan geliyor. Uzaklardan. Senin yaptığın bir şey mi? Benim yaptığım bir şey. Hı. Ve küçük bir koleksiyonumuz var. Oradan da bir parça aslında. Onunla beraber geliyor. Aa, merak ettim. Siz gelmeden önce konuşmuştuk. Çok güzel bir el becerileri var. Ona dair bir hediye mi diye tahmin ettim. Göreceğiz şimdi. Ya çok tatlısın. Trafiğe neden takıldı dediğini anladım dış ses. Aa. Ay benim çocuklarım burada olmalıydı. Çok sevimli değil mi? Evet çok, çok güzel. Düşüncene bayıldım Şerife. Teşekkür ederiz bizi düşündüğün için. Oyuncağı nereden buldun? Eşim çocukluğundan beri traktörle ilgileniyor. Onu tanışma hikayemizde falan anlatıyor. Gel 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 bana gel sen. Nerelere gidiyorsun sen? Tırmanacak mısın oraya? Ya benim ev böyle her yer oyuncak. Bayılır benim çocuklarım. Aa şey traktör. Evet. Koleksiyonu var diyelim evet, o halde. Evet, traktör koleksiyonumuz var. Bu da en son aldığımız parça. Ay hediyeler böyle mi gelecek? Evet. Çok şıksın, gönderiyorum da siz. Ezgi Hanım, traktörle hediye servisi yapmadık da demeyiz artık. Aa, çok eğlenceli. Düt 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 düt. Manevra yaptırıyor, dış ses eğleniyor. Diğeri geliyor. Düt 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 düt. Hiç böyle hediyeyi getiren görmemiştim gerçek. Değişiklik olsun değişiklik istedim. Değişiklik bak bak bak. Ayağa kadar servis. Bu da bana geldi herhalde. Alıyorum. Şerife gelinin hediyeleri yazmış. Al canım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Güzel günlerde kullanın. Kullandıkça beni hatırlayın. Traktör. Hay aksi mazot bitti. Kalan hediyeleri mecburen uzatıyorum. Ha, dursun orada. Aa. Ay bakınız. Lavanta var içinde. Evet. Tahmin ettiğim için hemen kokladım. Ay iç çamaşır çekmecesine kızlar komodine koyunuz böyle çok şık. Ay bunları sen mi yapıyorsun? Patikleri annem yaptı, keseleri ben yaptım. Ay ellerine sağlık anneciğim güzel de öyle çok kullanın. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür. Herkese farklı renkler. Bunları o zaman şöyle hepsini verelim. Giderken almayı unutmayalım. Bunları çok teşekkür ederiz. Sana hayatım. Ellerinize, emeğinize sağlık. Güzel günlerde kullanın kızlar. El emeği olması çok güzeldi hediyelerinin. Ayrıca traktör gibi bir zevklerinin olması ve bunu da olaya dahil etmesi hoşuma gitti. Evet, gelelim haftanın ödüllü oyununa. Biliyorsunuz ki haftanın en maharetli gelinini belirliyoruz. Bu haftaki oyun ne çok merak ediyorum. Ev sahibini çektireceğim. Hayatım fanustan bir renk seç. Seçeyim. Pembe diyorum. Kızlar okey veriyor musunuz? Bugün pembe giydim, pembe olsun. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Aç bakalım. Birbirinden güzel ev aletleri hediye ediyorum biliyorsunuz. Ne yazıyor? Kabak kabak içinde, kabak neyin içinde? Kabak mı soyacağız, dolma mı yapacağız? Aa, ben de bilmiyorum ki kabak oyacağız mı acaba? Büyük ihtimalle oyup dolma için hazırlayabiliriz. Göreceğiz. Bugünkü oyunumuz kabak kabak içinde. Kabak neyin içinde? Bakalım, biraz sonra öğreneceğiz, hediyeyi de öğreneceğiz. Haftanın ilk gününde bakalım Şerife gelinimin sunumu nedir görelim. Ben hemen sunumlara geçiyorum. Şunu da vereyim hayatım sana. Ay, kedilerini de vereyim. Traktörle gelmesi çok eğlenceliydi benim için. Teker teker hediyeleri o şekilde göndermesi çok tatlı bir hediye oldu.
Şerifeciğim kolay gelsin. Bugün ikram olarak neler göreceğiz? Taze sıkılmış limonata. Limonata sıkılmaz ki. Olsa olsa limondur o. Doğru, pardon. Heyecanıma verin birazcık. Kurabiyeleri de kendim yaptım fındıklı. Şu şekilde. Limonataya başka neler koydun? Limon ve mandalina. Tepsin çok güzel görünüyor. Yakından bakabilir miyiz? Tabii, göstereyim hemen. Tepsini normalde de kullanıyor musun yoksa bugüne özel mi çıkardın? Bugün özel yaptırdık aslında. Daha öncesinde yoktu. Buna babamın babaannesi yaptırmış. Anneme vermiş zamanında. Göynek diyorlar. Eskiden gömlek yapılıyormuş bu kumaştan. Onu da yaka olarak kullanıyorlarmış. Bizde anısı vardı. Tepsi yaptırma gereğinde bulunduk. Ve böyle özel misafirlere çıkartıyoruz. Tek kelimeyle bayıldım. Sence kaç yıllıktır? 80 yılı vardır sanırım. Ben şimdi içeri geçiyorum. Sen de ikramlarını alır gelirsin, tamam mı? Tamamdır. Görüşürüz dış ses. Görüşürüz Şerife. Bak örgüler falan var, farklı farklı. Sunumu ne olacak acaba? Hı? Eli marifetli. Evet, becerikli. Becerikli gelin severim. Hı. Gelinim de geldi. Gelinim sunumunu getirdi. Peçeteleri özel. Traktörümüz burada. Kalsın mı orada? Dik ses alabilirsin. Pili bittiği için hareket ettiremiyorum maalesef. O zaman ben getireyim. Götürüyorum. Hı hı. Şöyle. Unuturuz, üstüne falan basarız. Eşinin çok kıymetli oyuncakları. Gel bakalım. Bir içecek nedir bu? Yanındaki nedir hayatım? Önce bir anlat içeceğini, sunumunu bir yap. Tabii. Taze sıkılmış limonata ve yanında fındıklı kurabiye. Taze sıkılmış limonata derken Ezgi Hanım? Taze sıkılmış limon. Limon demek istedin, evet. Değil mi? Heyecandan. Neye dikkat ettin yalnız? Şerifeciğim bir şey soracağım. Öncelikle sunumun bu havaya göre bence limonata doğru değil. Hava soğuk diyorsun. Evet. Biz o kadar soğuktan geldiğimiz için biraz da üşüdük Kars'tan malum. Kars'tan mı gelmiştiniz? İstanbul'dan geldik de malum. Bir de öncelikle neden peçetelerimizi böyle kesmedin, biz kendimiz ayırdık, biraz böyle parçalandı? Çünkü öteki türlü çok ince oluyordu, böyle daha kalın duruyor. Hmm. Yani orijinali bozmayayım. Yok, demek istediği şu, sen servisi dağıttığın zaman peçetelerin bazıları böyle, bazıları şu şekilde birleşikti. Evet. Biz bunları kopardık da kesseydi demek istiyor, evet, galiba. Evet, kesmen daha mantıklı olurdu. O hale mi getirmemi istiyorsun? Evet. O zaman çok ince oluyor ya, bence hani ağız falan silerken daha iyi, bir şey döküldüğünde silerken daha kalın. Biz bunu ayırmayacaktık o zaman, böyle kullanacaktık. Biz onu fark etmedik, kestik. Ne bilelim, hiç limon şeklinde peçetemiz olmadı ki. Güzel mi peçeteler? Konsepte uygun mu? Yani konsepti biraz ben fazla beğenemedim. Neden? Yani, neyini sevmedin? Bu havada limonatanın olmasını beğenemedim. Artı bana göre biraz daha farklı olabilirdi. Ne olabilirdi mesela? Kahve olabilirdi, sıcak çikolata olabilirdi, salep olabilirdi. Yani çeşit olaraktan daha sıcak olarak olacak. Onlar böyle vardı. Biraz daha tam kış havasındayken içiliyor ya. Yani Ekim Türk kahvesini zaten herkes yapıyor. Ama limonatayı ben çok fazla görmedim açıkçası. Bir ara sadece karpuzlu bir limonata yapan birini gördüm. Bunu da o yüzden yapmak istedim. Bardağı nasıl? Bu tabağı nasıl? Yani bardak olarak beğendim. Hani buna göre uygun mu? Ama ahşap olduğu için fazla da böyle şey yapamadım. Keşke bu da mı cam olsaydı acaba diyerekten de düşünüyorum. Ya seni memnun etmedi. Yok, memnun etmedi. Hamacığım, sunum nasıl? Baktığınız zaman güzel ama biraz daha detaya indiğim zaman ben mesela altında biraz daha geniş bir tepsi, tepsinin içerisinde peçetesi, yanında da ikramını ve limonatasını görmek isterdim. O şekilde sanki göze daha hoş bir sunum olacağını düşünüyorum. Bir de şu takıldığım bir nokta var, porsiyonlar, böyle eşitsizlikler var. Hani yarım, biraz daha fazla. Kimin az konulmuş, kimine çok konulmuş. Takıldım. İki kardeş vardır ya, hangisi fazlaysa kendini alan. Üç kardeş büyüdük. Hep böyle cetvelle ölçerek, ya, 100 santimse bir şey, o 33-33,5 bölünür yani. Vay, onun için dikkat ettim Dikkatimi diyorsun. Dikkatimi çekti. Nasıl peçeteler? Peçeteler güzel, benim hoşuma gitti fakat bir şeye takıldım. Bu ahşap sunumlukların, aslında bu bardağın gerçekten altı mı yoksa çerezlikten çevirme? Yok, hayır. Çevirme bir aslında şey. Ben aldığımda buraya çay bardağı koyuyorlardı, yanına kurabiye. Hı. Ben de onu limonata tarzında değiştirdim. Hı, anladım. Limonatan çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Eline sağlık. Tamam, ben. Hatice'm, evet, için lütfen. Tadına da bakın sen de. Ben de bakayım. Nasıl yapmış?
sunumu biraz basit geldi bana. Biraz daha renkli ya da daha farklı materyaller kullanabilirdi. İçine de kalıp gibi buz atmışsın. Hem hava soğuk hem de bizi hasta etmeye niyetin var galiba Şerife. Hiç öyle bir bakış açım yok aslında. Hangi gün sendeydik? Geldiğin gün görürsün. Tamam. Ya çok ailemsin. Hazırlıklı mı gideceksin? Yani. Hazırlıklı gelebilirsin. Ben kendimi her şekilde savunabilirim. Peki, görüşeceğiz. Kurabiye yiyeniniz var mı? Güzel mi? Limonatanın yanında fındıklı kurabiye nasıl olmuş Hatice? Ya kurabiye bilmiyorum, limonatanın yanında böyle daha tatlı şeyler. Limonata zaten ekşi olduğu için daha tatlı bir şeyler tercih edebilirdin. Ya da daha böyle çikolata yoğun bir şeyler tercih edebilirdin. Bu sefer de şey diyecektiniz, limonatada şeker var, tatlı oluyor. Tatlı, o da tatlı, o da tatlı. Ben uygun bulmadım. Bir de bardakların fiyatını öğrenebilir miyim? Tabii ki 6 tanesini 100 TL'ye aldım. 6 tanesi. Evet, uygun ama biraz daha şık bir şey de tercih edebilirdin. Ben bununla sunmak istedim. Bu benim daha çok hoşuma gitti. Tabii ama pek sunumunu beğenemedim. Bunları program için mi aldın, önceden evet, var mıydı? Önceden almıştım. Fiyatını öğrenebilir miyim? Onların da 6 tanesini yanlış hatırlamıyorsam 50 TL gibi bir şey almıştım 2 yıl önce. 2 yıl önce. Uygun evet. Fiyat almış. Kurabiyenin fiyatını öğrenebilir miyim? Kendim yaptım. Çok hazır gibi duruyor. Beğenmenize sevindim yani. Eğer öyle çok duruyorsa güzel. Gerçekten çok mutlu olurum. Yapar mısın böyle kek kurabiye güzel misafir evde? Misafir geldikçe yaparım. Yaparsın. Severim de yapmayı. Tarifini hemen verebiliyor musun? Yani öyle sık sık ölçü olarak ya. Vermem ama kabataslak verebilirim. Ölçü olarak niye vermiyorsun? Sıra olduğu için mi hemen aklına gelmediği için? Yok aklıma gelmedi. Ha, kimi de paylaşmaz. Tarifini bilmediğin bir şeyi nasıl yapabileceksin ki? Aklını tutabileceksen söylerim. Tutarım. Tamam, bir paket margarin ya da tereyağı da kullanabilirsin. Bir bardak pudra şekeri. Un koyuyorsun. İstersen içine yumurta da atabilirsin. Ben yumurta kullanmadım. Daha sonra hamuru yoğuruyorsun. Şeklini verdikten sonra yoğurda batırıyorsun. Kıvamı nasıl oluyor? Ne kadar un koyacağız? Nasıl tarif etsem? Normal kurabiye kıvamı. Ekstra bir şey olmuyor. Hazır olduktan sonra şekli yoğurda batırıyorsun. Yoğurttan sonra da robottan geçirdiğim fındık ve şekeri batırıyorsun. Fırına atıyorsun. Kaç derecede pişirdin? 200 derecede 15 dakika. 200 derecede piştiği zaman hiç hamur olur mu? Ama 15 dakika ya. 185 derecede yapıp ya da 170'de yapıp 35 dakikada yaparsan daha kıyır bunun kıyır olur. Bunun süresi az ya. Bilemedim yani. Fazla inanamadım sana Şerife. Desene benim fırınımın huyunu suyunu sen nereden biliyorsun diye. Her fırının huyu suyu farklı. Aynen yani. Bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Ben kendim devamlı... Sen yapar mısın sık sık? Çok yaparım. Öyle mi? Bize de yapacak mısın? Yapacağım. Sunumda da olacak mı? Farklı olacak. Farklı olacak. Aa, iddialı. Yani. Kolay kolay inanmam diyor. Bence kendi yapmıştı. Sanırım karbonat da kullanmış. Birazcık tadında karbonat fazlalığı vardı ama çok da emin değilim. Hala inanmıyorum. Kurabiye kesinlikle gitti marketten ucuz bir şekilde alıp getirdi önümüze. İnanması için benim burada 40 takla falan atmam gerekiyordu. Ne bekliyordu anlamadım ki. Nasıl lezzeti kurabiyenin? Yani lezzeti güzeldi. Lezzetini ben de beğendim. Ve limonatanın yanına da güzel uyumlu geldi sana. Uyumlu geldi aynen. Ellerine sağlık hayatım. Afiyet olsun. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman limonatasını içmek isteyen içsin. Kurabiyelerinizi yiyebilirsiniz. Sonrasında da salon yorumuyla devam edelim. Bakalım Şerife'nin salonunu gelinlerim nasıl bulacaklar? Şerife gelinin salonu spor tarza sahip. Oturma grubu haki ve kırık beyaz kanepelerle hardal sarısı modern berjerlerden oluşuyor. Ceviz rengi televizyon sehpası salonun tarzına uygun. Krem rengi plasit fon perdeler her pencerede tek kanat olarak tercih edilmiş. Gelinimize aile büyüklerinden yadigar kara kafa denilen dikiş makinesi dekor amaçlı salondaki yerini almış. Son olarak baklava desenli halıyı biraz karışık bulduğumuzu belirtip sözü sunucumuz Ezgi Sertel'e bırakıyoruz. Şerife'nin salonu yorumlanacak. İlk salona girdiğinizde ne düşündünüz? İlk seninle başlamak istiyorum Hatice. Nasıl salon? Salon güzel ama benim gözüme takılan bir şey oldu. Televizyon neden bu kadar aşağıda? Yere koysaydın. Bu yarışmaya katıldıktan sonra eşime dedim ki onu değiştirelim de. Çünkü biz ilk evlendiğimizde televizyon almamıştık. Perdelerimizi projeksiyon gibi yaptırmıştık. Çektiğimiz zaman dümdüz oluyor. O yüzden güneşlik falan da kullanmadık hatta evde. Projeksiyon alırız, oradan hani yansıtma yaparız diye düşündük. Film seyredeceksiniz. Aynen. Sonra işte ilk geldiğimizde buraya daha o zaman yerleşim olmamıştı bu bölgeye. İnternet altyapısında falan sıkıntı olduğu için internet bağlatamadık. Bağlatamayınca mecburen televizyon almak zorunda kaldık. Onu da TV sehpasında almak için almıştık açıkçası. Şu anda kiracıyım, o yüzden tekrardan almak istemedim. Yeni bir eve geçersem oraya özel yaptırmak istiyorum. Anladım. Projeksiyonu bilmeyenler için söyleyeyim. Kimi evlerde böyle perdeler oluyor ya da duvara yansıtılan aletler var. Oradan film seyredebiliyorlar. Aynen. Öyle bir şey düşündün ama olmadı. Aynen. Ev senin kendinin mi? Kira. Kirada oturuyorsun. Açıklamasını yaptı. Evet. Salon nasıl? Uyum nasıl?
salonda yani perdelerini uyumlu bulmadım. Hı. Perdelerini biraz daha böyle nasıl desem net bir şey kullanabilirdin yani. Tül seçimini yani, mi sevmedin? Evet, fon sevmedim. Fon seçimlerini sevmedim. Hangi renklerini seçmedim? Mesela yeşil kullanmışsın, krem kullanmışsın. Yine yeşil tonlarda bir şey kullanabilirdin. Sade düz kalmış, çok sade kalmış. Çünkü halı falan çok desenli olduğu için. Soluk ama yeşil de yeşil mi boğardı? Ben katılmıyorum. İşte ona daha farklı ama renk olması gerekiyor diye düşünüyorum. Halı yeşil, koltuk yeşil, perde yeşil. Bu sefer de hep yeşil yeşil. Bir de koyu olurdu herhalde. Evet, bu sefer daha çok karanlık olurdu. Sence ne olabilirdi? Bu eve bence yeşil yeşil olmazdı da turuncu daha güzel patlatırdı. Böyle canlı turuncu renklerde olanlar hem evinin rengini değiştirirdi hem de daha da şık gösterirdi. Mesela halının düz beyaz olup da turuncu bir fonun olması daha güzel duracağına inanıyorum. Turuncu sever misin? Turuncu da severim aslında. Berjerlerim zaten hardala yakın. Bu sefer de şey olmayacak mıydı? Perdenin önünde olduğu için mesela koltuğu belli etmeyecekti. İşte koltuk seçiminde biraz ben renk komple değiştiriyor Gizem. Renk evet. Perde beğenmedi. Yani şöyle bir şey, ben senin yaşına göre daha canlı, daha böyle güzel renklerde beklerdim. Sen şimdi halı farklı olsaydı dedin, koltuğun rengi yeni bir salon dizayn ediyorsun şu an. Evet. Koltuklar ne renk olur Gizem? Ya şu anda söyleyeyim, modası olan çağla yeşili zaten koltukları. Hı. Çağla yeşil olup turuncuyla patlatabilirlerdi. Ya da örnek veriyorum keten tarzında olabilirdi. Ya da gri'nin açık tonlarında olup lacivert olabilirdi. Bu arada kocam koltukçu olduğu için, fabrikası olduğu için. Tabii insanla sormuşum ben. Yani oradan bildiğim için hani bu modalarda bu şekilde olabilir. Zaten kendisi nakışlı şeyleri de yapıyor ya, daha çok patlatırdı. Sen modayı çok sık takip edersin tabii, dükkanda hazır var ya. Şimdi bu sene bu gelsin, öbür sene bu gelsin. Evet, çok severim. Yeni değiştirdim zaten. 3 yıl evli olmama rağmen. Değiştirirsin tabii. Koltukçuyla yani, evlenmiş, evde sürekli koltuk değişmeli. Yani bilmiyorum, benim bu düşüncem belki kendisi bu şekilde vermiş olabilir ama benim tarzıma fazla hitap etmiyor. Salon hitap etmedi. Etmedi. Sevdiğin ne var? Ya da sevdiğin bir şey var mı salonda? Yani sevdiğim bir şey... Mesela avizeler. Avizelerini fazla beğenemedim çünkü avizeleri tamam bu el emeği gibi gözüküyor ama kendine biraz daha aşağıda... Aa, evet, onları da biraz daha aşağıda olan bir avizan olsaydı daha güzel olabilirdi. Çünkü daha çok yukarıda kalıyor. Evet. Evet, o konuda bence değil de mi? Haklısın. Onu biraz uzatabilirsin ama. Ona değil de onu yeniden almam gerekiyor sanırım. Onlar tabii, uzamıyor şeyini çünkü. Kendin alacaksın. Yani uzun olursa daha hoş durabilirdi. Ya da örnek veriyorum hasır şeklindeki olan avizeler daha hoş durur diye düşünüyorum. Daha gösterişli olabilirdi dediler. Evet, onu kendisi de yapabilir çünkü eli marifetli olduğu için. Havacığım. Ben salonumda dar bir salonu olduğu için mobilyalarının çok sıkışık olduğunu düşünüyorum. Buraya daha çok böyle L koltuk şeklinde bir koltuk tercih edebilirdin, ben kendi fikrim. Bir de renk karmaşası gördüm bir tık. Çünkü koltuğun başka renk, halın onunla uymuş. Diğer berjerlerin farklı bir renk. Perden de daha açık bir tonda. Bir renk uyumu göremedim. Bir ahenk yakalayamadım. Bir geçiş renklerde. Yok diyorsun. Evet, ahenk yakalayamadım. Koltukla ilgili de şunu söyleyebilirim. Ben ailemden uzakta yaşıyorum, farklı bir şehirdeyim. Bana gelenler genelde yatıya geliyor. Yatıya geldikleri için de yatacak başka bir odam olmadığım için koltukları açmak zorundayım. O yüzden L koltuğu hiçbir şekilde kullanamıyorum zaten. Çek yani yat olması kalmıyor lazım diyorsun. Aynen. Açılabilir olmuyor. Ama bunun L koltuğunda açılabilenleri var. Ama orada hani, mesela iki kişi şöyle, yatabilir. Yok yok, mesela açılıyor, bu şekilde oluyor. Tekrar tek koltuğu çekiyorsun, onu da tekrardan açıp yapabiliyorsun yani. Gözüm var. Onun için de biraz bence derin olması. Bence bu senin kolayına lazım. Kaçmış gibi geliyor Şerife. Bana kullanışlı geldi. Modelleri gelmiyor. Biliyor ya. Bana L koltuk çok kullanışlı gelmiyor. Yani. Bunun vazası var mı? Kaldırıp içine bir şeyler koyuyor musun? Var. Sandıklı. Sandıklı. Ay, o da çok kullanışlı oluyor bak. Var. Aslında hiç de değil. Çünkü bu modelde şu altta gördüğünüz şu kadar kısım var ya. Sadece orası sandık. Orayı hiç özellikle çektirmiyor. Sandıklı tercih eden kadınlar var. Var. Bir şeyler koymak için. Evet. Kullanışlı olabiliyor. Vaza tarzında. Şimdi şöyle var. Bir şey. Tabii ki geniş, büyük dedi Havva. Kiracı olduğun için daha ergonomik de alabilirdin ama sen açıldığı zaman iki kişiyi yatırmak aynen. istiyorsun. Aynen. Yatacak başka oda olmadığı için mecburen bu şekilde aldım. Koltuk rengi nasıl Gizemciğim? Ben koltuk rengini sevdim. Berjerlerle pek uyduramadım. Aynı şekilde arkadaşımın da dediği gibi ton olarak böyle daha canlı bir şeyler tercih etmeni isterdim. Aslında bu çok ünlü bir markanın renkleriydi. Onların mobilyaları çok geniş olduğu için benim odama olmuyordu. Ben de aynı mobilyanın farklı satıcıdan o renklerden yaptırdım. Yaptırdım. Aynı renk, aynı.
özel tercih etmiş. Onun haricinde de evinin renkleri, tonları hoşuma gitti ama model olarak halıyı ben de çok beğenemedim. Yani hem bir taraftan bakıyorum burada daha etnik motifler görüyorum ama bir taraftan bakıyorum halın biraz daha klasik, örnek veriyorum. Yine yukarıya bakıyorum el yapımı avizelerini görüyorum ki bunu bende de göreceksiniz, bu tarz şeyler. Benim de çok ürettiğim şeyler. Fakat baktığım zaman bir çatışma görüyorum. Yani buradakiler gerçekten çok güzel, elinle yaptığın şeyler. Fil, neden fil mesela? Senin için bir önemi var mı? Aslında bereket diyorlar. O yüzden tercih ettim. Hı-hı. Bir de turuncu, işte hardalı falan genelde mobilyamın biraz daha tonlarına yakın ya. O yüzden istedim. Rengini gördüm. Dedi ki bu filler salonunda olsun. Evet. Rengi çok güzel. Anladım. Onun evde dışında... bir fil eksik dedim, onu aldım. Hediye tamamlayalım, ev sahibi oluruz. Ne yapalım? Yediye tamamlayalım. Kaldı be. Ev sahibi olalım. Öyle diyorlar. Onlar da kapıya baksın. Öyle derler ya, o filin evet. Hortumu kapıya bakacak diye. Ne dediğimizi anlayanlar vardır. Böyle uzun uzun filler olur. Onları evet. Kastediyorsun evet, herhalde, öyle. Değil mi hayatım? Aynen. Sence halı klasik mi Hatice? Bence halı spor. Evi de spor ama sade bir renk tercih edebilirdi halı. Tek renk. Tek renk. Net bir şekilde. Aksesuarlar nasıl? Aksesuarlarla da... Sanki biraz yelpaze gibi duruyor. Bilmiyorum, aksesuarları buraya beğenemedim. Buraya yakıştırmadım yelpaze ben. Yelpaze gibi dedi yahu. Evet. Ha, bunları yapıştırmışsın. Yapıştırma, evet. Çıkarabilir miyim? Üstten tutun ama belki alttan çıkmayabilir. Ha, çok basit bir şey. Sende zaten aparatta var ya. Yelpaze gibi dediler. Çok Hanım... güzel kendi başına ama ben buraya yakıştıramadım. Ha, anladım. Tamam. Ne olabilirdi duvara? Sade kalsa daha iyi olurdu. Evin zaten dar olduğu için belki duvarın sade kalsa biraz daha geniş gözükebilirdi. Ben şunu fark ettim. Evinde saat yok. Saat kullanmıyorum. Hiçbir odamda yok. Aslında oturma odasında saat olsa güzel olabilirdi. Ahşap modelinde. Şöyle, saat benim için biraz şey, zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Saat olduğumu sanki her dakika saate bakacakmışım gibi. Bir şey bekliyormuş gibi hissi verdiği için evde hiç tercih etmedim. Sence şu an burada tek eksik saat mi? Yo, ben sadece gözüme çarpan bir şey söyledim. Bu benimle alakalı bir şey. Sence ne eksik? Uzun ve dar bir salon olduğu için burası, ben bir aynayla alanı genişletmeyi beklerdim. Böyle tarzına uygun, biraz daha böyle spor tarzda. Güzel bir aynayla alanını genişletebilirdim. Hatice, duvarda hiçbir şey olmasaydı dedi. Sen mesela buradaki fil ve bu yelpazelerin yerine aynayı mı tercih ederdin? Aynayla alanı daha fazla geniş gösterebilirdi. Bir göz yanılması yaparak içeri girildiği anda sanki daha geniş bir salona giriyormuş gibi bize bir his verebilirdi. Düşündün mü hiç ayna? Sever misin? Düşünmedim. Aslında koridorda ve yatak odasında olduğu için çok gerek duymadım. Böyle geçerken hep aynanın yanından kendine bakma gibi bir alışkanlığın var mı? Yok. Her ayna gördüğünde. Yok. Ben bakarım. Bakarsın. Bazı hanımlar öyle alışveriş merkezinde ben hep böyle... Bitsinlere bakıp bakıp kendilerine bakalım. Ben aynadan bakmadım. Ben de çok seviyorum. Kendimi beğeniyorum. Ben şöyle bakıyorum. Evden bakacağız. Çıkarken tabii ki ben de bakıyorum ama odadan odaya geçerken dönüp de aynaya bakmıyorum. Sen ona bakıyorsun. Bakıyorum. Sen ben bakıyorsun. Ben saçına başına bakıyorsun. Saçıma bakarım. Kaskülleri bozulmuş gibi bakayım. Yani devamlı aynaya bakarım. Ay parçası gibi suratın maşallah. Teşekkür ederim sizin güzelliğiniz. Eklemek istediğiniz var mı? Ben merak ettikleriniz. Ben fiyatını öğrenmek istiyorum. 20.000 TL. 20.000 TL. Yeni mi aldın? Kaç sene önce? 2 yıl önce. Evlendiğin zaman. 20.000 TL. Peki fon perdeni tek bir tarafta kullanmanın bir sebebi var mı? Şöyle, önüne koltuk geliyor zaten. Önüne koltuk geldiği için iki tarafta olsaydı böyle içeri kasvetli bir hava olacaktı. O yüzden hani iki camın birleşimi gibi düşünün. Biri bir uçta, diğeri diğer uçta. O tarzda yapmak istedim. Orta tarafta onun için kullanmayı tercih etmedim. Pileleri biraz daha fazla. Mesela bunu daha kısa gösterip daha geniş göstermen daha mantıklı olmaz mıydı? Olmazdı çünkü fonun pileli değil. Ama pileli açtı mı dümdüz durur. Şu anda açacağım. Çekim için ya da şu şekilde. Bugün oturtmuyorlar beni. Yardımcı olayım mı? Pileli değil. Ha, pileli değil diyorsun. Pileli değil. Ya da 3 tane pile olsaydı daha şık dururdu. Ama işte dedim ya, projeksiyon için yaptırmıştım onu. Almayınca da kaldı. Olmaz. Muntazam dursun şöyle. Peki ben bir dikiş masası ve yukarıda da birkaç dantel detayı, oyuncaklar gördüm. Evet. Bu dikiş masası eski bir masa. Senin için özel bir anlamı var mı? Tabii ki. Annemin annesinden ve babamın annesinden kalma. İkisini birleştirdik, bir bütün haline getirdik. Bayağı eskimiş de, eşimle uğraştık onu, zımpara, boya falan yaptık. Genelde yaptığım el işleri arka fonda fotoğraf çekerken onu kullanıyorum. Diğer oyuncaklarda yaptığım, hiç kursa gitmeden internetten izleye izleye yaptığım ilk oyuncaklar. O yüzden onları oraya koyma gereği duydum. Evet. Değil mi hayatım? Dantellerde annemin çeyizinden kalma. Annem zamanında biz işte küçükken vitrini vardı, vitrinde kullanıyordum. Ben de el emeği olduğu için burada kullanmak istedim. Benim annemin çeyizinde de var aynısı. Yani o senenin modası. Aynen evet. Öyle.
Kullanan gelin de az görüyoruz aslında. Sen danteli geleneksel eşyaları seviyorsun. Evet, seviyorum ama her yerde değil. Mesela yatak odamda kullanmam. Oturma odamda kullanmam. Yani bir tek bu dekor amaçlı olduğu için kullandım. Şık duruyor. Güzel olmuş. Ne oldu, nereye? Şu gri kutuyu merak ediyorum. Kavanozdan yapmış onu. Boyun... Evet, kendim boyadım bu arada onu da. Bakabilir miyim? Tabii ki. Aldın zaten, bakabilirsin. Aa, evet, içinde kendi yaptığı iplerden... Kendi yaptığım ip değil. Bunların şu anda satışı yok. Çok eski ipler. Aa. Bilenler bilir, kanaviçe yapanlar bilir. Anladım. Şu anda bunların üretimi yok. Bana da bir arkadaşım bunları hediye vermişti. Annesi zamanında terziymiş. Vefat edince bütün malzemeleri kalmış. Onları da bana hediye olarak vermişti. Ben de kursa giderken hocamdan istemiştim. Hocam da vermemişti, koleksiyonum var diye. Bana kapalı da nasip oldu. Kutular ardına saklamak istedim bunları. Evet, yani kullanmaya kıyılmıyor. Şurada görünüyor markası, evet. Şöyle çevirelim. Ha. Zamanın markası gerçekten. Evet. Bu arada kutunu çok beğendim. Teşekkür ederim. Bunu nasıl yaptın buraya böyle ara... Bu aslında obje tozundan... Nazar çıktı diyelim mi? Kıyamam, ben zarar vermek istemezdim. Ne demek yani Şerife, benim mi nazarım çıktı? Estağfurullah canım, burada bir tek sen mi varsın? Silikonla yapışır o. Aynen. Değil mi hayatım? Ay üzülürüm sonra. Bunu nasıl yaptın? Bir oyuncaktı. Oyuncak aslında obje tozundan yapılmıştı. Ben de kavanozla spreyle boyadım. Aa, çok güzel. Çok güzel bir fikir edinmişim oldu. Değil mi? Kavanozdan. Hem de dönüşüm olarak da güzel. Kumbar olarak da yapıyorlar. Çok şık. Eline sağlık hayatım. Teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı gelinler? Yemek masanı nerede peki? Onun için farklı bir oda kullandım. Fiyatı ne kadardır yemek masanın? 12.000 TL. 12.000 TL. Evin 2+1 mi? 2+1. Ben de avizelerini kendin yapmışsın. Ne kadar mal ettiğini çok merak ettim. Yanlış hatırlamıyorsam tanesi 75 TL'ye falan geldi. Çok güzel, ellerine sağlık. Çok iyi. Tüylerini ne kadar almıştın? Burası 4.000 TL'ye falan geldi. Peki masanın üstünde bir örgülü bir dantel güpür vardı ilk geldiğimiz zaman. Onu kullanmak konusunda onun da bir geçmişin bir anısı mı var? Sen mi yaptın? Yoksa gerçekten salona yakıştırdığın için mi kullandın? Aslında şöyle, ben onu daha hiç evlenmeden elimde ip vardı, denemek için yapmıştım. Onlar supla diye geçiyor. Sonra buraya geldim ki koltuğumun renklerine uyuyor dedim. Bunu burada kullanayım dedim. Onu da saksının altına koydum burada. Şu şekilde. Evet, bir bunu ters tutup odaya yakıştıramadım. Şöyle. Ya öyle bir şey yok. Sadece hani renk olsun diye odada koymuştum. Rengi seviyorsun, evet, sen. Keşke bu rengi koltuklarında da farklı gösterseydin. Canlı canlı renkler görmek istiyor gelinlerim. Taşınırsam koltuklarımın rengini değiştireceğim. Evet. Sırf senin için. Hayır, da fotoğraf at. Ben şundan dolayı Şerife'nin renkli bir kişiliğini gördüğüm için hani koltuklarının da daha renkli olarak kapıdan karşıladığında bunu beklemiştim. Hani daha renkli, daha farklı olarak düşünmüştüm. O kapıdan salona kadar, o koridorda neler neler düşünüyorlar. Neler, evet, geçiyor aklınızdan. Ay, anlatamam. O zaman salonu da yorumladık. Mutfakta devam edin istiyorum. Bakalım mutfağı için ne düşünmüşler. Eşlik eder misin hayatım? Tabii ki. Kızlar buyurun gidelim. Şerife'nin mutfağı nasılmış? Gelinler nasıl yorumlayacak? Hep beraber görelim. Salonda renk uyumları göremedim. Bence kafası çok karışmış salonda. Bence salondaki en büyük problem renkti ve ters farklılıklarıydı. Gerçekten duvarda güzel etnik modeller kullanmıştı fakat yerdeki halı daha klasik, daha spora kaçan bir şeydi. Halısının da etnik olmasını beklerdim. Beğenmedim. Ben onu temizlik havası olarak kullanırdım. 3,5 yılda çok sas oluyor. Kilim gibi duruyor. Keşke avizeye de o kadar para verseydin de güzel bir şey olsaydı. Keşke gelirken getirseydin de taksaydım. Bana kalırsa olmamış. Bunu sereceğine keşke hiç halı sermeseydim. Ne yapıyorsun? Kapının arkasına girip de parfümünü mi sıkıyorsun? Yok, hayır. Çeyizli olmasını pek hoş bulmadım. Kızım, nereden biliyorsun boş konuşacağımızı? İleri görüşlülük diyelim. Ben az buldum çeyizini. Kurcalamadım ki. Sanki burada sözümüz varmış gibi. Birazdan sanki Ezgi Hanım makas kesmiyor diye biri bağıracak. Bardaklarını özensiz buldum. Evet, rahatsız etti. Görmek istemezdim onu oradan. Eşine güveniyor musun? Kendime güveniyorum da eşimi bilemedim. Az sonra. Şerife gelinin mutfağı spor tarzda dekore edilmiş. Country stili mat lake dolaplarda porselen kulplara yer verilmesi doğru bir karar. Mermer desenli ara fayansla simli granit tezgahın uyumu gayet güzel. Gelinimiz bohem tarz oval stikerlarla duvarına hareket katmış. Etek ucu füme bordürlü tüller renk olarak uygun ancak tarz olarak biraz klasik.
Son olarak antresit rengi yolluğu en olarak dar bulduğumuzu belirtip sözü ev sahibi gelinimiz Şerife'ye bırakıyoruz. Kızlar, mutfağıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size Kandıra yöresine ait lokum yaptırdım. Lütfen tadına bakın, buyurun. Oo, deneyelim bakalım. Elinizi korkak alıştırmayın. Bunu birazdan yesek daha iyi olmaz mı? Olur. Şöyle bırakıyorum. Niye bize bunu verdin şimdi? Yöresel bir tat olduğu için ve mutfakta olduğumuz için tatmanızı istedim. Ellerinize sağlık, gerçekten çok güzel afiyet olmuş. Afiyet olsun. Şerifeciğim, yorum yapmaya başlasak mı önce? Tabii ki. Bu avizeni çok mu aradın? Hayır, hiç aramadım. Vallahi bildiğin temizlik kovası gibi. Allah Allah, bende hiç öyle temizlik kovası yok biliyor musun? Ne bileyim yani, 3,5 yılda çok satılıyor. 3,5 yıllara hiç gitmiyorum. Yani bilmiyorum yani, beğenmedim. Ben onu temizlik kovası olarak kullanırdım genelde. Giderken sana vereyim, o zaman sen evinde kullan. Ha, olur. Tamam. Senin silemediğin yerleri ben silerim o tamamdır, kovayla. Tamamdır, okey. Anlaştık. Sen bana evimde kullanmıyorum dedin ama ben banyoda görmüştüm. İstersen dış sesi söyleyeyim de bana i̇steyelim, getirsin. İsteyelim. Dış ses bana getirir misin? Siz yorumlara devam edin, ben alıp geliyorum. Ben şu çok ilgimi çekti, bununla devam etmek istiyorum yorumuma. Tabii ki. Yani bu mutfağa sence bu gold uyumuş mu? Tepsin, ne alaka? Uyumamış mı? Yani ben yakıştıramadım şahsen. Ne sen yakıştırıyor musun? Onun yerine ne olabilirdi? Başka bir baharatlık tarzı bir şey kullanabilirdim. Başka bir aksesuar olabilirdi ama bu olmamalıydı mutfağında. Tezgahımın üstü dar olduğu için baharatlık tarzı şeyler çok yer kapladı. O yüzden ben onları kullanma gereğini de duymadım açıkçası. Ama bu da olmamalıydı. Bu size özel zaten. Normalde onu kullanmıyorum. Normalde siz geleceksiniz diye yaptırdım. Aynen, manevi değeri var. Keşke şimdi de kullanmasaydın. Yapacak bir şey yok. Senin evinde seninkileri görürüz artık. Tabii. Peki ben de bir şey sormak tabii istiyorum. Duvardaki sticker mı sen mi yaptın? Sticker. Sticker. Oo, güzel duruyor. Aynen. Yalnız sanki biraz daha böyle konsol gelişliğinde olsa en düşünüyorum. En büyük ölçüsü buydu. O yüzden bunu yaptırdık. Bir de o tarafta zaten prizler falan var. Hani delmemiz gerekecekti. Kötü bir görüntü olur diye direkt bu şekilde yaptık. Belki boyayla falan kapatılabilirdi sonra üstünden ama bence biraz renk olarak hoş duruyor. Ya kiracıyım ya ben, hani belki ev sahibi sorun edebilirdi, o yüzden yapmadım. Bunu da çıkarken söküp boya yapacağız zaten. Doğru söylüyorsun. Evet kızlar. Mutfağın başka? Aslında çok dar değil. Neden masa tercih etmedin mutfağında? Aslında ilk başta vardı. Masanın üstünü sürekli dolduruyorduk ve beni rahatsız ediyordu. O yüzden masayı kaldırdık. Böyle kahve köşesi yaptım. İşte kahve bardaklarım, işte çaycım, kahve makinem falan. Daha rahat oluyor. Alanın bayağı geniş ve çok ince ve uzun bir halı tercih etmişsin. Biraz evet, kilim gibi duruyor. Hani yemek hazırlama aşamasında vesaire ayağının altı çok boş kalıyor gibi görüyorum. Daha geniş bir halı tercih edebilirdim bence. Edebilirdim ama genelde burada fayanslar yerden ısıtmalı olduğu için zaten yer sürekli sıcak oluyor. O yüzden çok gerek duymadım. Hatta yani diğer odaları da gördünüz, görüyorsunuz. Çok fazla böyle halı doldurmak istemedim eve. Anladım. Havanı dağıttığın yerden ısıtmalı olduğu için. Estağfurullah, kiracıyız. Halının fiyatını öğrenebilir miyiz peki? 350 TL, 2 yıl önce aldım. Bayağı gün almışsın. Evet. Tünini neden düz seçmedin ya da fon kullanmadın, tek kanat olarak altlarını gri olarak seçtin? Mutfağımla uyumlu olsun istedim, işte beyaz eşyalarım, halı. Bir de kimse de yoktu, bunu görünce çok hoşuma gitti, yaptırmak istedim. Bir stor da çok yakışabilirdi bu mutfak için. Ya balkon var ya, bir de benim evimde kedi var. Hı hı. Sürekli girişik yaptığımız için açık kalıyor. O yüzden böyle bir tercih yaptım. Dış ses kovam gelmedi. Geldi geldi, merak etme ama kova demeye 1000 şahit lazım. Bir dakika, şu kolonyamı vereyim ben sana. Yıkadık değil mi bunu dış ses? Yıkamadık. Yardımcı olayım mı? Bence de o. Biraz önce, zor. Önce çünkü şunu... beni kovama Evet. Kızlar, sizce bu avizeyle bu kova benziyor mu? Şöyle tutarsak bence benziyor. Bence benzemiyor. Düz beyaz olsa çok benzeyebilirdi, yakın. Evet ama. Evet. Ama bunun kablosu yok. Tam buradan deliyerdik, kabloyu da alttan çıkartırdık. Işığı da koyardık, çok güzel bir şey olurdu. İstersen bak buradan da gri de olarak mutfağını da uyuyor. Bak evet, o konuda çok haklısın. Gri beyaz mutfağıma uyuyor. Bunu seyirciye sormak istiyorum, sen dış ses. Avizeye benzemiyor mu? Gizem'den başka benzeten var mı? Benziyor. Evet. Avizenin fiyatı nedir peki? 90 TL'ye almıştım 2 yıl önce. Uygun. Kovanın fiyatıyla aynı.
Kovayı daha pahalıya aldım çünkü onu yeni aldım. Ne kadar aldın? Set halinde 500 TL'ydi sanırım, 5 parça. Keşke avizeyi de o kadar para verseydin de güzel bir şey olsaydı. Keşke gelirken getirseydin de taksaydım. Hediyem olsun, getiririm bir daha. Tamamdır. Ben de bir şey gözüme çarptı. Tabii. Burada. Şu radyoyu merak ediyorum. Evet. Bu radyo neden burada ve nasıl kullanıyorsun? Biliyorsunuz ki gün içinde çok fazla mutfaktayız. Hı-hı. Mutfakta olduğumuz için ben genelde müzik eşliğinde yemek yapmayı, hı-hı, temizlik yapmayı çok seviyorum. Buna da bağlanıyorum. İşte açıyorum en sevdiğim müziği. O şekilde mutfakta çalışıyorum. Çalışıyor yani. Çalışıyor, çalışıyor. Oo, güzel. İsterseniz size bir müzik açayım, beraber bir oynayalım. Hadi olur. Bakalım. Demek canım. Rica ederim. Şunu şöyle bırakayım. Peki ben beyaz eşyaların fiyatını öğrenebilir miyim? Tabii. Burada gördüğün buzdolabı, bulaşık makinesi, ankastre setim. Bir de banyoda çamaşır makinem var. 35.000 TL'ye aldık 2 yıl önce. İyi, uygun. Tülini ne kadar aldın? Tüm evin tüllerini yaptırmıştık. O da 7.000'di sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Uygun fiyata yaptırmışsın, güzel. Doğalgaz borunu çok sade, kendi haliyle gördüm çıplak bir şekilde. Keşke onun üzerine bir şeyler böyle sarsaydın, dekoratif bir şekilde onu kamufle etmeye çalışsaydın. Bu şekilde pek hoş görünmüyor. Yapay çiçek sevmiyorum. Hasırı da mutfakta çok uygun bulmuyorum açıkçası. Hani dökülme ihtimali var. Bir de çok küçük bir şey olduğu için genelde yağdanlığı önüne koyuyorum ben. Hı-hı. O da onu zaten kapatıyor. Yani şöyle uzun şekilde böyle tahta medefeler yapılabiliyor. Evet, düşündüm onu ama sonradan kaldı. İnşallah teşekkür ederim. Tamamlarsan çok daha güzel gözükecek. Teşekkürler. Salonda şöyle pembe bir fotoğraf makinen vardı ya, onu getir hadi şöyle bir kavayla anı fotoğrafı çekinelim. Evet, çok iyi düşünmüşsün. Dış ses fotoğraf makinesini alabilir miyiz? Alabilirsin tabii ki Şerifeciğim, buyur. Ama bunu senin çekmen lazım, ben bir ayarlayayım. Dış ses bunu sen çeker misin? Aa, lafı mı olur? Ver onu da ben yapayım. Kavayı şöyle ortaya alalım mı? Tabii, şöyle durabilirim. Evet, 3, 2, 1. Hazırsanız çek. Tim. Çok merak ediyorum nasıl oldu acaba? Kova da güzel çıkmıştır inanıyorum. Avize gibi. Şerifeciğim, bir yandan sallarken bir yandan cevap ver bakayım. Haftanın ödüllü oyununda iddialı mısın? Tabii ki iddialıyım. O zaman önce fotoğrafı sonra da iddianı görelim. Vallahi kovada siz de çok güzel çıkmışsınız. Teşekkürler. Hadi şimdi gidip haftanın ödüllü oyununu oynayalım. Gerçekten kovaya benziyordu. Eğer elinde katlanabilir bir kova değil de normal bir kova olsaydı birebir aynısı bile olabilirdi. Sırada haftanın ödüllü oyunu var. Az önce ev sahibi fanusun içerisinden pembe bir zarf seçti. Zarfın içinde ne yazıyordu? Kabak kabak içinde, kabak neyin içinde? 90 saniye süreniz var gelinler. Her yere gelirken bu aparatı getireceğim sizlere de, eşitlik olsun, adalet olsun diye. 90 saniye süre içerisinde en fazla kabak oyanı sayacağım. En fazla kabak oymuş olan gelinime de burada görmüş olduğunuz buharlı ütüyü hediye edeceğim. Çok kıymetli bir hediye olduğunu düşünüyorum biz gelinler için buharlı olunca, çünkü işimiz daha kısa sürüyor. Evet. Hazırsan süreyi başlatacağım. Hazırım. Önce bir moral alkışı verelim gelinime. Evet, 90 saniye süren başlayacak. 3, 2, 1, sıra başladı. Kabak dolması yapar mısın sık sık? Çok yapmam çünkü eşim sevmiyor, sadece içlerini yiyor. Sen ne yapıyorsun, şekil mi veriyorsun? Evet. Eşine sık sık yapar mısın? Hayır, yapmıyorum çünkü eşim sadece dolmaların içini yiyor. Ha. O yüzden ben de yapmayı tercih etmiyorum. Dolma içi yap, kaseye koy ver gibi oluyor değil mi? Aynen o zaman? Aynen öyle. Hiç dolma yapmıyor musun? Patlıcan, kabak, biber? Yapıyorum da çok yapmıyorum. Bence misafir gelince falan tercih ediyorum. Sen sevmez misin? Kendin için mi yapmıyorsun? Kendim yiyeceğim bir tane olduğu için çok şey duymuyorum. Ha, ihtiyaç duymuyorsun. Hızlı hızlı çevir ablacığım, hızlı hızlı. Ama bak güzel oy, içine bakacağım.
Bence yapılmıyor. Tam bir kalması gerekmiyor mu Ezgi Hanım? Biraz daha derine evet, gitmen gerekiyor. Daha. Evet, biraz böyle üstten alıyorsun. Bence bu olmaz. Yüzeysel yapma. Evet. Son 10. 9. 8. 7. 6. Hep bu hızda olmalıydın. 4. 3. 2. 1. 0. Şunu bırak abicim buraya. Şu cam kaseyi uzatır mısın? 1. 2. 3. Gayet güzel oymuş. 4. Bu ilk yaptın galiba. Sanırım olabilir. Bir heyecandan değil mi hayatım? 4 tane kaba koymuş. 2-2 birer birer kabul ediyorum gelinler. Gördünüz siz de. Sizde de aynı şekilde değerlendireceğim. Evet 90 saniye süre içerisinde kayıtlara geçsin. 2 bütün kaba oydun. 4 tane yarımın var. Diğer günlerde bakacağız. Cuma günü en maharetli gelinime burada görmüş olduğunuz buharlı ütüyü hediye edeceğim. Ben Maraşlı olduğum için eşimden dolayı hızlı hızlı yapacağımı inanıyorum. Hadi bakalım. İddialı mıyız? Evet. Ben değilim. Değilsin. Öyle hiç yapmadım. Hiç yapmadın? Kaba koymadım yani. Öyle mi? Hiç denemedin mi? Ya benim eşim de kabak sevmez. Ben de sevmiyorum. O yüzden kendi evimize hiç pişirmedik. Annem yapardı evlenmeden öncesinde. Pek de yardım O zaman da denememişti. Sen misin oymayan, denemeyen? Benim eşimin babaannesi öğretti bana. Öyle mi? Maraş da öğretti. Ay ne güzel. Harika. O zaman buraları toplayalım. Yatak odasına gidin. Bakalım Şerife gelinimin yatak odası nasıl, çeyizi nasıl, gelinlerim ne diyecekler? Lütfen buyurun. Daha fazla kabak içi oyacağımı düşünüyorum ve ödülü alacağıma inanıyorum. Ay geçebilirler çünkü ben ilk gün heyecanlıyım, elim titriyordu. Olma ihtimali var ama olmama ihtimali de var. Şerife gelinin yatak odası spor tarzda dekore edilmiş. Damask desenli ve iğne oyalı yatak örtüsüyle kendinden yastıklı spor yatak başlığı tarz olarak uyumsuz. Boy aynalı, siyah kulplu ceviz rengi gardırop sade bir model. Şifonyerli makyaj aynası kullanışlı bir model ancak ekru peluş tabureyle ahşapları uyuşmuyor. Son olarak gelinimize uygun fon perdelerle odasına renk katmasını tavsiye ediyor ve sözü kendisine bırakıyoruz. Kızlar odama hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yorumlarınızı bekliyorum. Ben şununla başlamak istiyorum. Tabii. Onu alabilir miyim rica etsem? Bunu ne olarak kullanıyorsun? Çoraplarını falan mı asıyorsun buna? Bunun çorap asacak bir yeri yok. Ne takı peki? Standı hiç mi görmedin? Ama takıların çok işte takı var. Şu orada. Şu anda taktığım için zaten o yüzden boş kaldı. Sen altınlarını bunda mı saklıyorsun? Evet saklamıyorum direkt koyuyorum böyle. Direkt buraya koyuyorsun açığa. Güzelmiş ama boş geldi. Biraz daha doldurabilirdin sanki. Çıkartınca dolacak. Peki. Yorumun için teşekkür ederim. Evet kızlar sizi bekliyorum. Şerifeciğim bir şey soracağım. Tabii. Sence bu odaya, spor odaya bu şekilde yatak örtüsü uyumlu olmuş mu? Bana kalırsa olmamış. Çünkü daha spor tarzında olsaydı daha güzel durur diye düşünüyorum. Tabii doğru söylüyorsun. Ben de sana katılıyorum ama bunu kayınvalidem yaptırmıştı. Hı-hı. Yaptırdığı için de ben de bu özel günde sergilemek istedim açıkçası. Zaten normalde de kullanmıyorum. Hani evet. Çok özel misafirim gelirse seriyorum. Size nasip oldu. Görün zaten her yerde görebileceğiniz bir şey değil. Genelde buraları dantel oluyor. Bu iğne oyası. Hem sizin için de bir çeşitlilik olmuş, bir değişiklik olmuş olur. Böyle görün diye yaptım. Hem odamın rengine de uyuyor zaten. Odanın rengine uyuyor. Sadece hani odan biraz spor bu, biraz daha ağır olduğu için dedim. Bir şey daha soracağım tabii. Sana. Buraya neden fon kullanmayı tercih etmedin? Zaten oda küçük. Daha fazla boğmak istemedim. Fark ettiyseniz mobilyalar da böyle tek tük. Ya böyle şey sevmiyorum. Dolu dolu odaları sevmiyorum. Böyle ferah olacak, boş olacak. Anladım. O yüzden buraya da karartmasını istemedim. Peki bu kadar sıkıştırmak istemezken burada sabit duran bir yastıklı yatak başını neden tercih ettin? Onun mağazada çok beğendim. Buraya gelince tabii oradaki şey atmosferle burası bir olmuyor. Buraya gelince evet biraz beni de baydı ama rahat oluyor açıkçası. Hani iki yastık koyuyorsun, yaslanıyorsun telefona baktığında ya da kitap okuduğunda rahat oluyor. Evet, konforlu bir seçim. Evet. Bu doğru. Yatak takımını ne kadar aldın? 20.000 TL toplamda. Ben de halına değinmek istiyorum. Tabii. Bu odaya bu kadar bembeyaz bir halı bence hem renk olarak hem de halının kendisi yuvarlak olması ve materyali biraz daha böyle çok ince bir paspasa benziyor. O yüzden bu odaya hiç yakıştıramadım. Keşke daha böyle
dikdörtgen gelen, biraz daha böyle güzel, şık, odana yakışır bir halı tercih etseydin. Dediğim gibi ev yerden ısıtmalı olduğu için küçük minimal halıları daha çok seviyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, ilk zamanlarda evde hiç halı yoktu. Sonradan almaya başladık. Bunu sereceğine keşke hiç halı sermeseydin bu odaya. Hiç yakıştıramadım. Yorumun için teşekkür ediyorum ama ben beğendim. Yine havanı attın. Bence bu konularda devamlı söylemen beni rahatsız etti. Yerden ısıtmalı olması halılarının olmayacağı anlamına gelmiyor. Zevk meselesi, hava atma değil zaten amacım. Bir de şey soracağım Şerifeciğim, kapının arkasına bir yer yapmışsın ama keşke onu o tarafa değil de bu duvar tarafına bir çalışma yapsaydın daha güzel olmaz mıydı? Şöyle söyleyeyim ona. Arkada kaldığı normalde için. İşte kozmetiklerimi falan koyuyorum oraya. Ha, gelin evinde bir ilk kapı arkasında parfüm sıkan Şerife. Bugün hani gözükmesin diye kaldırdım. Göz önünde olmasındansa böyle bizim kediden ötürü kapımız sürekli açık. Anladım. Kapı açık olduğu için gözümüzün görmediği bir yerlerde oluyor. Hem de elimizin ulaşabileceği bir tarafta. Kediniz yatak odasına giriyor mu? Her yere giriyor. Ve beraber yatıyoruz zaten. Ben temizlik konusunda çok sağlıklı bulmuyorum. Tüylerini düzenli kestiriyoruz biz de. Hani mutfakta gezmesi, yatak odasında gezmesi çözemedim. Ama saygı duyarım. Teşekkürler. Şöyle söyleyeyim, kapının arkasına kozmetik ürünlerini koyman ne kadar doğru? Onun yerine konsolunu koyman daha mantıklı değil mi? Neden hep kapının arkasında ya da gizli bölümlü yerlere neden koyuyorsun ki? Göz önünde görünmesi gereken yerler doğru değil. Şimdi kozmetik mesela olarak... onun yerine buraya bir çalışma yapsaydın ya da makyaj malzemesine olan bir dolap yaptırsaydın. Makyaj malzemelerimi genelde banyoda kullanıyorum. Çekmecem var, çekmecede kullanıyorum. Burada sadece parfümlerim, deodorantlarım falan oluyor. Öyle hani allıktır, işte rujdur, rimeldir, onları oraya koymuyorum zaten. Ya ben onu orayı beğenmedim. Ne yapıyorsun? Kapının arkasına gidip de parfümünü mü sıkıyorsun? Yo hayır, kapıyı çekiyorum, parfümü alıyorum, sıkıyorum, çantama koyup evden çıkıyorum. Yani devamlı kapının arkasında işini görüp hallediyorsun. Genelde. Çanta değiştirmediğim sürece o şekilde devam ediyor. Hayatımda ilk kez kapının arkasında parfüm sıkan bir gelin görüyorum. Kapının arkasında sıkılmıyor, önünde mi sıkılıyor? Ne farkı bak var? Bak mesela yani şu an sıkıyorum, havacım, uzat elini canım benim. Bak burada ön tarafta sıkıyorsun ve bitiyor iş. Evet, burada şöyle güzel bir detay görüyorum. Burayı bizzat küpelerin kendisine asmışsın. Evet. Bu detay çok dikkatimi çekti. Güzel bir parça, sen mi yaptın? Evet, ablamla beraber yaptık. Eline sağlık, gerçekten güzel. Şu detaylar çok hoş olmuş. Teşekkürler. Keşke biraz daha ortaya doğru assaydın onu. Aslında ortada şu an yatağı hareket ettirdikleri evet. için çekim için yamuk duruyor. Evet, ilk normalde gördüğümüzde... tam yatağın ortasında. Aslında yatağın yeri tam olması gereken yer sanki burasıymış. Şöyle söyleyeyim, prizorda telefonlarımızı gece şarja takıyoruz. Komodinin üstüne koymamız gerekiyor. Öteki türlü her seferinde bu tarafa dolaşmamız gerekiyor. O taraf bize daha hemen elimizin ulaşabildiği yer olduğu için orayı tercih ettik. Kapının arkasına geçer parfüm sıkarsın. Aksesuara küpeni takarsın. Takı askılığını da boş bırakırsın. Değişik, enteresan bir gelinsin gerçekten. Biz de daha iyilerini görmek inşallah. Şerifeciğim, tabii ki görebilir miyim? Şu bebeği alabilir miyim senden Havva? Bu bebek biraz sence odaya uygun mu? Bu odaya uygun olmayabilir ama manevi değeri var. Anneannem Almanya'dan getirmişti bunu. Biz üç kız kardeşiz. Üçümüz de birer tane getirdi. Hepimiz evlerine götürdü. Onu da burada kullanmak istedim. Çünkü bebek porselen ağır bir bebek. Dolap içinde zedelenme ihtimali çok yüksek diye odamda ama gece görsem ben korkarım. Ben aynı şeyi söyleyecektim. Gözleri de ne güzel. Boncuk boncuk. Hiç korkulacak bir bebek değil. Doğru söylüyorsun. Kedi odaya giriyor. Bebek odaya giriyor. Normal bunlar sizin için. Evet evet. Adı var mı bu arada? Adı yok. Keşke bir isim koysaydın. Gelinler biz mi koysak? Evet, çok güzel bir fikir. Bence koyabiliriz. Düşkün var mı fikri olan? Dış ses. Gelin su olsun. Gelin su. Aa, çok güzel. Çok mantıklı, evet. Teşekkürler dış ses. Memnun olduk gelin su. Bu arada ben avizeye dikkat çekmek istiyorum. Avizenin üzerindeki o ismini bilmiyorum ama tutan kısım aşağı doğru sarkmış. Keşke hani programa çıkacağız onu bir yaptırsaydın. Aslında daha eşim dün taktı ama sanırım o kayan kısmında bir şeylik var, boşluk var ve sürekli kayıyor. Her gün düzeltiyoruz onu. Şerifeciğim bir şey söyleyebilir miyim? Mutfaktaki kovaya benzer. Bu da kuş kafesine benziyor. Çok güzel değil mi? Ben hayvanları çok seviyorum. Yani bunun yani sanki odalara ya da evimizin içerisinde sanki biraz daha özenli olabilirdi diye düşünüyorum. Yani nasıl bir şey olabilirdi buraya? Rose gold bu odaya olmamalıydı bence. Başka bir renkte kullanabilirdi. O konuda ben de katılıyorum. Hiç uymuyor. Boyamayı düşündüm ama belki dedim sonra atarsa boya diye düşündüm. O yüzden hiç elimi sürmedim dedim. Hani yarışmaya gireceksin şimdi mahvolmasın diye. Normalde her şeyi böyle el atıp değiştirmeyi çok seviyorum. Avizenin fiyatı nedir? 75 TL. Peki yerdeki küçük halı? 175 TL'ydi sanırım. Online'dan almıştım onu da bayağı uygun almıştım. Paspas gibi. Evet hadi paspas gibi olan halımı da 175 TL'ye almıştım kızlar. Belki beyaz değildi, o kadar çiğ değildi. Bir kırık ton olsaydı böyle durmazdı. Onu da şeyle düşündüm. Makyaj masamın oturağı var ya onunla beraber uyuyor. Hemen komodinin üstüne
beyaz şey var, tuz lambası var, onunla uyuyor. O yüzden beyaz tercih ettim. Farklı bir renk olsaydı belki değişik olurdu. Ya biraz daha krem ama hani yine bir tezatlık var arada. Işıktan öyledir. Yok. İkisi de aynı normal. Bu krem, o bayağı beyaz. Hanımlar, ikiniz de bilemediniz. Peluş tabure krem de değil, beyaz da. Tam olarak ekru rengi. Evet, tamam öyle olsun. O da benim göz yanılmam olsun. Yorumlar bitti galiba. Bitti dış ses. İçimden bir ses çeyizde çok iddialı olduğunu söylüyor Şerife. Tabii ki dış ses. O zaman çeyizini bir an önce serip neler var bakalım. Hadi kızlar gidelim. Hadi gidelim. Yatak odası boştu. Yorum yapmamızdan korktuğu için bütün aksesuarları toplamış. Madem korkuyorsun, hepsini toplasaydın. İşte 2 yıllık evli Şerife gelinin çeyizi. Kasna kişi sehpa örtüleri, çeyizlerin olmazsa olmazı tığ işi ve iğne oyalı yazmalar, el emeği göz nuru yün patikler, gelinimizin magnetlerini biriktirdiği anı kutusu, Şerife geline annesinin çeyizinden kalma porselen tabaklar, iğne oyaları ve nakışlarla bezenmiş kandıra bezi salon takımı, panç nakışlı bohça örtüsü, kız figürlü tığ işi banyo lifi, kadife ipten örülmüş bal kabağı ve gelinimizin isteme ve nişan çiçeklerini sakladığı çerçeve çeyizin kıymetlileri. Şerife gelinin çeyizine hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Bakın bakalım neler varmış. Favori parçan hangisi senin? Hemen gösteriyorum. Tabii. Kayınvalidemin yaptığı iğne oyalı şile bezi. Şöyle bakın. Çok güzel. Gerçekten. Çok güzel. Evet. Ellerine sağlık. Ben şunu da çok beğendim. Bunu kim yaptı? Onu da kayınvalidem yaptı. Gerçekten çok güzel. Ben çeyiz çok severim. Gerçekten çok ince bir işçilik var burada. Evet kızlar, sizden bekliyorum. Ben bunu da çok beğendim. Bunu kim yaptı? Bunu da kayınvalidem yaptırdı. Gerçekten. Yine kandıra bezinden bu da. Şöyle açalım. Gerçekten çok güzel. Ellerine sağlık. Teşekkür ederiz. Ben de bunu sormak istiyorum. Kutunun içerisinde magnetler var. Bunlar nedir acaba? Neden çeyizin içerisinde? Söyleyeyim. Bu benim nişan çiçeğimdi. Nişan çiçeğimin altıydı. Nişan çiçeğim de burada. İsteme ve nişan çiçeğimi kuruttum, çerçeve yaptım. Geri kalanı da eşimle beraber şimdiye kadar gezdiğimiz her yerin magnetleri var. Dolap üstünde kullanmak yerine böyle bir anı kutusu yapmak istedim. Dolap üstünde görseydik bence daha hoş olabilir. Ben çok uygun görmüyorum. Dolap üstüne dolabı çizme ihtimali var. O yüzden böyle bir anı kutusu yaptım. Yani çeyizli olmasını pek hoş bulmadım. Sonuçta çeyiz bizim evlenmeden önce yaptığımız hazırlıkların tamamı olduğu için, bu da gezip gördüğünüz yerler olduğu için başka bir yerde sergilenebilir. Açıkçası ben öyle düşünmüyorum. Çeyizi her şey kapsıyor. Şerifeciğim, bir şey sorabilir miyim? Bu bayılırsan... Bayılırsın. Bayılırsan boş konuşma ya diye bir şey var. Sence bu çeyize uygun mu? Öncelikle tekrardan okumanı istiyorum. Orada öyle yazmıyor. Bayılırsın boş konuşmaya yazıyor. Herhangi biriniz dedim çeyizimle ilgili boş konuşursa havluyu ona gösteririm ya da hediye ederim diye böyle aldım. Tamam, ben o zaman hediye olarak alırım. Tabii ki alabilirsin. Seni de olsun. Sen bana daha demin boş konuşma diyerekten hani çeyizime gelen gelinler için söyledim diyorsun da bizim nereden biliyorsun boş konuşacağımızı? İleri görüşlülük diyelim o. He, hazır olsun dedim. Ne olur ne tamam. Olmaz. Tamam. Kendi gününde bu şekilde yapmam bence misafirliğe uygun değil diye düşünüyorum. O zaman misafirperverliği senin evinde de göreceğiz tabii ki. Göreceğiz. Tabii ki. Evet kızlar bakın. Evet, burada çok güzel. Anneannemden kalma bu arada. Masa örtüsü var. Bir de peçeteleri var bu şekilde. Bu masa örtüsü büyük mü? Evet büyük. Bu da masa örtüsü. Buna da bakabilirsin. Bu da kayınvalidemden kalma. O anneannemden kalma. Eskiden annelerimiz ne kadar güzel bunları tek tek yaparlardı. Evet. Değil mi? Evet. Anneanneden kalması da gerçekten çok kıymetli bir şey. Ben buna bayıldım. Evet, biz böyle maneviyata çok değer veriyoruz. Peki evinde kullanıyor musun bunları? Şu an masama küçük geldiği için kullanamıyorum. Masam biraz büyük. Peki örtülerini falan? Onları da kullanamıyorum çünkü TV ünitem falan küçük. Diğer iğne oyalı peçetelerimden kullanıyorum. Ben bir de size şu mor duvağı göstermek istiyorum. Tabii. Ben yardımcı olayım sana. Birazdan göreceksiniz zaten düğün zamanı. Ben kırmızı duvak yerine mor duvak kullandım kınamda ve düğünümde. Peki bir anlamı var mı bunun? Yok, hayır, bir anlamı yok. Ben kırmızıdan çok hoşlanmıyorum düğünlerde. O yüzden mor olsun, değişik olsun dedim. Bence gelinliğin üstüne de mor çok güzel durdu. Onu da zaten birazdan göreceksiniz. Bir tak takalım mı? Bir görelim. Tabii. Hazır başında da takmışken şöyle şurada sana bir kınada yakmayalım mı? Neden olmasın, hadi yapalım. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aç, aç.
Çeyizi çeşitlilik açısından gerçekten boldu. Ben pek çeyiz sevmeyen bir insan olduğum için benim gözümü doldurdu. Şerifeciğim, ben bir şey sormak istiyorum. Tabii ki. Bu tabaklar neden çeyizine koydun? Hemen şöyle göstereyim öncelikle. Bunlar benim annemin çeyiziymiş. Annem evlenirken anneannem almış ona. Ben de evlenirken günlük yemek takımı olarak annemin o çeyizlerini getirdim ve kendi evimde kullanıyorum şu anda. Aynısı benim de kayınvalidemde var o yüzden. Çok güzel yani. Çok güzel yani. Bence de çok kullanışlı bir tabak. Evet, hiç hem kullanışlı hem de güzel. Modası geçmeyen bir şey. Beğendim. Çocuk kıyafetleri gördüm şurada. Evet. Bir. Onların bir anısı var mı? Tabii ki. Bu benim birinci yaş doğum günümde giydiğim elbise. Diğerleri de öyle. Hatta onun orada eteği olması lazım. Oradakilerin hepsi tamamen benim bebekliğime ait. Annem saklamış. Yarışmaya katılacağımı duyunca da verdi. Tekrar verdi. Çok güzel gerçekten. Yine tığ işi, iğne işi, iğne oyası bizim oralarda da çok meşhurdur. Evet. Tokat'ta görmeden geçemedim. Bunu kim yaptı? Onu kayınvalidem yaptı sanırım. Ya da yaptırmış da olabilir, tam bilmiyorum. Soramadım açıkçası. böyle çok hoş bir model. Ellerine sağlık kayınvalidenin de. Teşekkür ederiz. Çok güzel. Renkleri de çok hoş. Peki senin kendin yaptığın bir el çeyizin var mı? Çeyizine koydun. Tam nokta atışı yaptın hemen. Şurada bir şal olacaktı şu renkte. Şal diyorum, yelek. Bunu annemle beraber yaptım. Sonra şu bohçayı alabilir miyim? Bence kendi için güzel bir çeyizdi ve birçok şeyi de kendi el emeğiyle yapmıştı. Bunu takdir ettim. Hoşuma gitti. Oo, bu ne bohçası? Damat tarafına nişandan sonra bohça götürürken böyle bir şey tasarladım. Bohça tasarladım. Sen mi yaptın peki? Yok, ben çalışıyordum. Yapamadım. Yaptırdım bir tanıdığımıza. Onun içine de böyle gönderdiğimiz şeylerden, şu an kullanmadıklarımızdan şöyle bir set yaptım. Bunları kendim yaptım. Böyle eşimle benim adım yazıyor. İçine lavanta kesesi koyabiliyoruz. Ben banyoda sabun olarak kullanıyorum. Daha sonra bunun altında seccade var. Açalım mı? Üniversite zamanımda yapmıştım. Evet, bakın kızlar. Maharetli gelin. Evet. Evet. Ondan sonra çantayı ben yaptım. Evet, çantaları da bir bakalım. Onlar çantayı da çok güzel. Şöyle bakın. Bakıyorum da çeyiz bayağı ilginizi çekti. Sizce 100.000 TL'yi hak eder mi? Yani evet. Bence eder. Ben az buldum çeyizini. Kurcalamadın ki. Tamam, bakalım istersen. Mesela tabii, bakalım. Bir bana tane göre bohça gördüm sadece. Başka bohçaların var mı? Şurada var. Göremedim. Bakalım tekrar. Giresunlu Gizem, sence yeterli mi? Bana göre yeterli bir çeyiz var. Çünkü artık yeni nesile baktığımız zaman çeyiz fazla kullanmıyor. Hem el emeği çok var, hem de kendisini yaptığı var. Bana göre yeterli. Bana göre 2 yıllık bir gelin için gayet yeterli bir çeyiz. Beğendim. Teşekkürler kızlar. Çeyiz yorumlarınız bittiyse sunum masasına geçelim mi? Geçelim. Şerife, sunum masanda yöresel lezzetler görecek miyiz? Tabii ki göreceğiz. O zaman hemen gidip görelim. Haydi kızlar, gidelim. Çeyizindeki işlemeler falan güzeldi, çok güzeldi ama yetersiz bir çeyizdi. Ve huzurlarınızda Şerife gelinin sunum masası. Kısır, yaprak sarması, mercimek köftesi, börek, şalgamlı şehriye salatası, kaymaklı kayısı tatlısı, Hindistan cevizli toplar, gül böreği, Hindistan cevizli pasta ve ıslak kek masadaki lezzetlerden bazıları. 2 yıllık gelinim Şerife'nin şu an sofrasındayız. Çeşit çeşit lezzetler var. Peki gelinler nasıl bulacaklar? Uyumu özellikle soracağım. Yöresel hangi lezzetler var? Aşağıda lokum var. Evet. Yukarıda Bartın yöresine ait bazlama var. Hemen yanındaki tepside Sinop yöresine ait soğanlı ekmek var. Hemen arkasında Kandıra yöresine ait ıspanaklı pide var. Turşu kavurması yine Sinop'a ait. Şöyle bir bakıyorum, şimdilik bu kadar. Harika. Senin yaptığın özel bir lezzet var mı? Çoğunda yardım ettim diyebilirim. Harikasın. Kimlerin emeği var? Annemin, kayınvalidemin, görümcemin, ablamın, seferberlik ilan edilmiş. Arkadaşlarımın, evet. Ay maşallah, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yahu şu civcivlere bayıldım. O lezzetin adı ne? Altında ne var onun? Altında patatesle havuç var. Ha. Üstünde de sarımsaklı yoğurdu var. Ne güzel süslemişler, güzel değil mi kızlar? Harika. Şimdi benim bardaklar çok dikkatimi çekti. Hep bardakları ince belli deriz. Basenli bir bardak var burada. Çok değişik. Nasıl Gizemciğim? Masayı nasıl buldun? Masamız biraz güzel ama şunu anlam veremedim. Gümüş. Normalde cam olurken bir de gümüş. Sanki burada sözümüz varmış gibi. Nişan kesiyoruz. Çeşidim çok var olduğu için kap bulmakta biraz zorluk çektim. O yüzden onları da o şekilde değerlendirdim. Birazdan sanki Ezgi Hanım makas kesmiyor diye biri bağıracak. Olur olur vallahi. Benim gelinlerim her şeyi yaparlar. Bir söz tepsisi gibi. Özel bir tepsi mi yoksa sunum için mi aldın? Aslında şöyle, kendi nişanımda da kullanmıştım onların hepsini. devamı da var.
Tabaklarım yetmeyince ben de onları kullanmak istedim. Ekmek çeşitleri olduğu için ekmeklik evet. gibi düşünebiliriz. Diye. Öyle değerlendirdin. Nişan masası gibi hazırlamış. Yani siz de özel misafirlerimiz olduğunuz için yüzük de çıkacak ya. Şimdi birazdan. Keseceğiz kurdaleyi. Canım benim. Onlar gümüş değil de gold olsaydı seni rahatsız eder miydi? Bence hepsi ya cam olmalıydı ya da gümüş olmalıydı. Çok iyi anladım seni. En çok beğendiğin ne masada dikkat ettiğin? Masada en çok dikkat ettiğim şunlar oldu. Ooo tatlılar. Çok güzel tatlı sunumları yapılmış. Tabaklarını çok beğendim ama bardaklarını özensiz buldum. Sanki böyle şamdan tarzında olsaydı. Mum var ya mesela masamızda. Evet. O yüzden günlük biraz... Günlük mü geldi sana? Evet. Aslında günlük bardaklarım daha ince uzun. Bunları misafirlerimde kullanıyorum. Ama oho. Misafir bardağı gibi değil. Hani biraz daha farklı bardaklar oluyor ya. Onlardan bu olsaydı daha çok yakışırdı masana. Bir model bakacağım kesinlikle. Tamamdır. Böyle birbirimizden fikir alıyoruz. Bakar mısınız peçeteliklere? Nasıl hayatım peçetelikler? Çok güzel, çok şık duruyor. Peçetelikleri gerçekten çok beğendim. Çiçek detayının olması da bence çok hoş gözüküyor. Ama biraz hem masa örtüsü siyah, hem peçetelikler siyah. Bir tık farklı bir renk istiyordu. Farklı bir renk katıp daha da güzel gösterebilirdi bize. Siyah siyah bir tık boğmuş gibi geldi bana. Bu bunun takımı zaten sanırım değil evet, mi? Aynı kumaş. Ha sen yaptın. Peçete yüzüğü, peçete, kenarların işlemesi, kumaşın dikmesi hepsi bana ait. Aa maşallah sana. Evet, yani elmeleğin de var yani. Var var. Kendi yapmış. Maşallah. Güzel bir çalışma ama değil mi öyle baktığın zaman? Renk olarak da şunu söyleyeceğim. Tabakların beyaz olduğu için bu beyaz olsaydı büyük ihtimalle tabaklar kendini göstermeyecekti. O yüzden renk olsun, kendini göstersin diye siyah tercih ettim. İkisi de tezat renkler olduğu için araya böyle yumuşatacak güzel bir ton renk ekleyebilirdin. Önerdiğin bir renk var mı? Yani bir krem rengi olabilir, bir turuncuyla patlatabilirsin, yeşille patlatabilirsin. Evine çok yakışır, salonunda da yeşiller vardı. Dediklerini dikkate alacağım. Teşekkürler. Rica ederim. Kızlar sizden ses çıkmıyor. Evet hanımlar nasıl buldunuz? Ben şunu çok tuhaf buldum. Tuhaf. Onu çıkarmayı mı unuttunuz acaba yoksa? Hayır. Şu an belki tam donmamıştır eğer açarsak yayılır diye o yüzden açmadım. Onu orada görmek istemezdim. O kedi dillerinin etrafında o evet. plastik şey seni rahatsız etti. Evet rahatsız etti. Görmek istemezdim onu orada. Aç o zaman bakalım donmuş mu bir görelim. Tabii göstereyim. Donmuş bence çıkarılabilirdi de. Tamam teşekkür ederim. Hiç uzatırız. Güzel görünüyor mu şimdi? Evet şu an daha güzel gözüktü. Gerçekten haklısın. Gizemciğim sesin çıkmıyor masaya oturduğumuzdan beri. Masa çok tatlı. Arkadaşlarım örtü ve peçete konusunda biraz eleştiride bulundu ama benim de tabakların beyazlığı ve üstünde işte peçetemizin siyah olması üstünde beyaz çiçek bence gayet güzel. Teşekkür. Sadece şunu sormak istiyorum. Çiçeklerini yapay bir çiçek kullanmışsın. Evet. Peki bunların sonraki kullanımı nasıl yani zorlanıyor musun ya da kirlendiğinde ne yapıyorsun? Açıkçası ilk defa sizin için yaptım. Büyük ihtimalle nemli bir bezle silerim ben bunu. Evet güzel doğru. Eğer olmazsa da kullan at yaparım burayı atarım bir daha yapıştırırım. Farklı çiçekler aynı farklı renkler. Renk renk kullanabilirim. Evet doğru söylüyorsun benim çok hoşuma gitti gerçekten. Özellikle kenarındaki işlemesi de çok güzel. Teşekkür ederim. Çok zarif duruyor ellerine sağlık. Çeşitler nasıl yeterli mi gelin evi için? Bu yarışma için yeterli çeşitlilik var mı? Güzel. Ben yeterli buldum. Buldum. Şahsen. Evet, ben su bardağı nasıl, servislikler nasıl? Bu servislikler bizim programımızda çok konuşuluyor. Ya az oluyor ya fazla oluyor ya arasında uyum olmuyor. Sence nasıl? Sanki birazcık servisliklerimiz az gibi geldi bana. Onun haricinde bardaklarda bir tık bu masa için konuşuyorum. Bir tık daha günlük gibi. Onun haricinde ben gayet mutluyum şu an. Benim gayet gözüme hitap ediyor. O zaman yemeye başlayabilirsin hadi biraz o zaman biraz. Yiyelim bakalım. Ezgi Hanım ben de şu noktaya biraz takıldım. Kısırın yanında mum var. Mumu da şöyle göstereyim. Süper ikilim olmuş. Biraz garip geldi bana açıkçası. Normal düz bir mum, bakkal mumu. Altında da bir lokumluk var. İkisini birleştiremedim açıkçası. Daha güzel bir böyle şamdan alabilirdin masana ya da başka bir yere de koyabilirdin. Öyle de tercih edebilirdin. Kısırın yanında mum ve mumun altında da bir lokumluk olması benim pek hoşuma gitmedi açıkçası. Şöyle yorum yapayım sana da tatlım. Bu bir markanın mumluğu, lokumluk değil yani. Ben onu mum için almıştım. Tabii kahve yanında da bazen kullanıyorum şimdi açıkçası. Şamdan olsa daha iyi olur. Evet şamdan olsa daha iyi olurdu ama şimdiye kadar evimde hiç açıkçası mum kullanmadım bu şekilde. İlk defa sizin için yaptım. Bu da vardı. Onu değerlendirmek istedim. Kısırın yanında. Hiç kullanılmamış mum. Pastanın yanına da koyabiliriz. Pastanın yanına da koyabiliriz. Değişiklik olur. O zaman pastanın yanına koysaydık. Tamam, bence kısırın yanında olması bence çok şey değil. Hem nişan hem mum. Yani bir romantik alan yarat beceri. Ben sana yapayım mı onu? Evet bence de yakın. Bir ateş alabilir miyim lütfen dışsız? Kısırın yanında mum. Ne alaka dediler. Ezgi Hanım hemen gönderiyorum. Ferhat'cığım. Alın size romantik ortam.
kısırınızı yerken, çayınızı yudumlarken, mum ışığında. Madem konulduysa yakalım çünkü bunu, değil mi? Kullanılsın. Evet. Ay. Şerifeciğim, sen hangilerini yaptın masada? İrmik sütlü irmik tatlısını ben yaptım. Turşu kavurmasını ben yaptım. Kadayıflı kurabiyeyi ben yaptım. Diğer birçok çeşitle de annemle görümceme yardım ettim. Çok güzel süslemeler var. Evet. Kadayıflı kurabiye benim çok dikkatimi çekti. Böyle yıldız şeklinde çok güzel. Nasıl yaptın o şekli? Kalıbım vardı. Kadayıf hazırladıktan sonra kalıbın içine oturtturdum, hareket ettirdim, çıkardım. Donunca da zaten bu hale geliyor. Çok güzel olmuş, çok güzel gözüküyor. Yeşil olan ne? Fıstıklı köstebekli pasta. Vay vay vay. Teyzem yaptı onu da. Renkli renkli lezzetler var. Şerifeciğim, yemek takımının fiyatı nedir? Kahvaltı takımıyla beraber 2 yıl önce 6 milyar almıştım. Kaşık, çatal, bıçak takımları sence günlük mü, bu masaya uymuş mu? Bence çok şık, çok beğendim. Zarif, sade, hoş bir model. Yakışmış masasına da, beğendim. Şerife, bir şey daha sorabilir miyim? Neden bunları milka olarak kullandın da normal cam olarak sunumluk ayaklı kullanmadın? Şöyle söyleyeyim, bunları görümcem yaptı iki çeşidini. Farklı şehirde oturuyor. Oradan buraya getirebilmesi için hani bendekileri alamadı. O yüzden elindekileri yapıp gönderdi. Başka şehir derken nereden geldi tatlılar? İzmit'ten geldiler. İzmit'te yapıldı. Buraya böyle arabayla getirildi. Evet. Süper valla. Yani, becerikli görünüyor ama. Hiçbir şekilde uyumadan gelmiş. Şu ellerine pastayı da o yaptı. Evet. Hangisini? Şu arkadaşımızın kenarını beğenmediği pastayı da o yaptı. Harika. O da oradan geldi. Evet, o da İzmit'ten geldi. Herkesin böyle görümcesi olsa. Keşke. Değil mi? Ay, bir dertli söyledi. Benim görümcem yok. Benim de görümcem yok. Yok. Keşke olsaydı. Benim var. Var, becerikli miydi? Çok becerikli. Şahane, en sevdiğimiz. Ben çatal bıçak takımlarının fiyatını sorabilir miyim? Yine 2 yıl önce 1000 TL'ye almıştım, 12 kişilik. Bayağı uygun almışsın, evet. Çok uygun. Bardaklarla tabakların, yemek takımlarının aynı şekilde mi fiyatta? Aslında bardakla kahvaltı takımına dahil. Ama ben misafirim geldiğinde uyum olsun diye burada da kullanıyorum. Evet, bunu beğendim, bu güzel olmuş. Teşekkürler. Çay bardağını sevdin mi? Evet, çok güzel. Teşekkürler. Şerife gibi kibar. Kibar. Ne güzel. Ah, gelinlerin birbirine iltifat ediyor. En çok duymak istediğim, sevdiğim şey. Merak ettiğiniz bir şeyler var mı? Ben şu günlük kullanım bardaklarının fiyatını öğrenmek istiyorum. Onu da yaklaşık 4 yıl önce sanırım 12 tanesini 30 TL'ye almıştım internetten. 4 yıl önce sen daha evlenmeden hiçbir şey ortada yokken su bardağı alıp kenara mı koydun? Çok beğenmiştim. Çok da hoşuma gidiyor yani. Kıymetli çünkü. Muhafaza etmişsin kaç yıldır bardaklarını. Daha ortada evlilik yokken bardak aldım. Evet. O da güzel. Hevesli gelinlerim benim. Kızlar, ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Değinmediğiniz konulara tuzluğum, baharatlığım, kürdanlığım masada ve dolu bir şekilde. Şekerim var ve şeker maşam var. Bunları aynı şekilde sizin elinizde de görmek isterim. Ona göre diyor. Kürdanlara bir bakabilir miyiz? Tabii. Jelatinli mi? Orada da vardı aslında. Değil, ben onu görmemiştim. Keşke jelatinli olsaydı, daha hijyenik olurdu. İnşallah onu senin evinde görürüz arkadaşım. Görürsün. Kişiye özel olursa daha güzel oluyor. Yani tabii ki. Ama dikkat edeceğim diyorsun. Evet, yani kimi de hiç koymuyor. Ben en azından koydum. Oh. O heyecanla unutabilirsin mesela. Senin unuttuğun bir şey var mı? Suyun falan var mı orada? Suyum, İçecek neler var? İçeceklerim. Kompostu annem bahçeden yapıp getirdi, taze. Ne kompostosu? Üzüm. Üzümden yaptı. Evet. Suyum var, diğer gazlı içeceklerim var. Çayım Harika. Var. Güzel. Eline sağlık hayatım. Afiyet olsun. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Peki şöyle, ben yaparım da herkes doya doya yer. Böyle herkes her geldiğinde ondan ister dediğin bir yemeğin var mı ya da bir ikramlığın? Tabii ki turşu kavurması çoğu kişi bilmiyor. Bizim Sinoplular yapıyor genelde. Onlar turşuyu sever. Bazlamayla beraber çok güzel gider. Onun dışında da nerede bakayım? Şu civcivlerin altındaki şeyi çok yaparım misafirlerime ve severler. Ben son bir şey söylemek istiyorum. Şurada bir peçete gördüm. Bu peçete gri üzerine böyle dantel işlemesi gibi bir peçete. Bunu nereden aldın? Marketten almıştım. Vallahi gerçekten hem masaya çok uygun, hem de çok zarif duruyor, hem de gerçekten bir dantel işlemesi gibi. Teşekkürler. Bu seçimin için tebrik ediyorum. Gelinlerimiz böyle süslü peçeteleri seviyor. Örnek almak isteyen varsa örnek çıkarabilir. Dantelciler bilirler onu. Var mıdır öyle becerilerin senin? Hepsini sunacağım size. Harikasın canım, çok tatlısın. Becerikli gelinler, marifetli gelinler. O zaman tanışma hikayesiyle devam edelim mi? Tabii ki. Sevgili eşiyle nasıl tanışmış? Ama öncesinde güzel lezzetlerimizi yiyelim, sonra da devam edelim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Olsun. Şerife gelinim, kıymetli eşi Yasin'le nasıl tanışmış?
Nerede tanıştınız? Nasıl oldu? Şöyle anlatayım. Ben üniversiteyi Kandıra'da okudum. Ne okudun? İşletme yönetimi okudum. Ben orada okurken sınıf arkadaşım vardı. Sınıf arkadaşımın arkadaşı da onun eşimin arkadaşının sevgilisiydi. Dudu ninero ninero ninero. Aynen. Arkadaş arkadaşı yani. Ondan sonra biz öyle gel zaman git zaman tanıştık. Bir ay kadar bir konuşma şeyimiz oldu. Ondan sonra sevgililiğe geçiş yaptık. İlk gördüğünüzde bir şey olmadı. İlk gördüğümüzde yani ben tarafından bir şey olmadı. Eşim hoşlanmış, numaramı falan aldı. Böyle yazıştık, buluştuk falan. Yolunda bulundu adam. Aynen. Ondan sonra 5 yıl bir sevgililik süremiz vardı. 5. yılın sonunda biz evlendik. Üniversite kaçıncı sınıftaydın? Üniversitem bitti. O zaman? 2. sınıftaydım. 2. sınıftaydım. 5 yıl görüştünüz. Evlilik evet. teklifi ne zaman geldi? Evlilik teklifi de nişandan sonra biz bir kampa gitmiştik arkadaşlarımızla. Poyrazlar'da, Sakarya'da. Meşhurdur yani vaktiniz olursa gezin mutlaka. Orada sürpriz yaptı bana ama ona dair bir fotoğraf video yok. Çünkü tamamen bir sürpriz olduğu için hiçbir şeyimiz yok. O zaman almıştım teklifi. İster miydin mesela biraz fotoğraf çekimi için bir haberin olsun, bir hazırlık yapayım? Belki o zaman doğallığı bozulacaktı ki illaki biri o zaman ağzından kaçırabilme ihtimali çok yüksekti. Kimseye söylememiş. Böyle bence daha güzel oldu. Tabii bir fotoğraf olsaydı sonunda güzel olurdu. Zaten adet yerini bulsun diye yapmış sanki Yasin damat. Nişandan sonra olmuş. İstemeye geldiler, bir hazırlık yapıldı. Tabii ki istemeye geldiler. İstemeyi bizim evde yaptık. Daha sonrasında bir hafta sonra nişan yaptık. İstemeyi konuşalım. Tamam. Neler ikram edildi, kaç kişilikti, giydiğin kıyafet ve yine pembe ter... Evet, bu. Çok güzel. İsteme elbisem buydu. Kravatını da uydurmuş. Evet. Eşimin gömleğinin kenarına baş harflerimizi işletmiştik. Orada da hemen gördüm. Detay olsun istedik. Bizim evde yaptık. Ailem, onun ailesi, arkadaşlarım birkaç tane. bu şekilde sade yaptık. Kahvesi tuzlu muydu? Tuzluydu. Bu da ölen kedimle. Ya canım benim hatıra bak. Neler ikram ediliyor sizde? Özel bir yiyecek var mı? Bizde bugün yine gördüğünüz gibi işte pasta, börek, çörek o tarzda ikram ettik. Bunun... Bir şey takılıyor mu o gün sizde? İstemeden? Bizde öyle bir adet yok. Eşimin tarafında da yok. Tabii yüzük de takmadık. Biz nişanda yaptık. Hani ekstra sözde tak, nişanda tak yapmayalım. Bir tane olsun dedik. İsteme yapıldı. Baban verdi. Baban i̇lk seferde verdi mi? Babam ilk seferde verdi. Ablamdan önce evlendim. Ablam sorun etmedi. Sizde öyle midir? Şöyle sırayla mı gitmesi gerekiyor? Sırayla gitmesi gerek yok yani. Bizim orada öyle şeyler genelde takılmıyor. O aileyle alakalı bir şey. Ablam evlenmek istiyorsan evlen dedi. Ben de onun sırasını almış oldum. Kaç kardeşsiniz? 3 kız kardeş. Ben ortancıyım. İlk evlenen sen mi oldun evet. bu durumda? Sen bir girizgahı yaptın. Darısı onların başına. Ablam da benden 1 yıl sonra evlendi. Ah ne güzel. Evlenen evlenen. Ah babacığım. Uçan uçan evden. evet. Evet, o gün yüzük takılmadı. Takılmadı. Söz nişan yaptın. Aynen, isteme oldu. yiyecekler, içecekler ikram edildi. O gün o kadar. Bir hafta sonrasında nişana geçtik. Nişanda da eşimin ailesi, biz aslında anneannemin dairesini kullanmak istedik. Bizim hemen bir iki arka sokağımızda. Onun evi bizimkine göre daha yüksek, daha büyük. dayım üst katında oturuyor. Dediler ki, hani erkeklerin üst kata, kadınları alt kata alalım. Güzel. Rahat rahat, geniş evet. geniş olsun. Normalde kayınvalidemin tarafından da 30 kişi falan gelecekti. Kayınvalidem o gündeki 50 kişi gelecek. Öyle deyince nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz derken biz iki daireye 100 kişiden fazla kişi girdik. Ay maşallah. Gönüller bir olsun. Aynen. Standımı tamamen kendim yaptım orada resimlerle. Sana da o yakışırdı ama. Kuru dallar vardı, onu değerlendirdik. Süsledik, derledik, topladık. Arkadaşlarımla falan sağ olsunlar. Böyle güzel masadaki birçok şeyde kendi emeklerim. Her şeyi kendim yaptım. Sanki organizasyon firması çağırmış gibi değil mi o masa? Evet çok güzel. Çantasına yani. Kadar değil evet, mi? Evet. Gelenlere hediyeler mi vardı? Evet. 4-5 çeşit hediyeliklerim vardı. Hepsine karton poşetin içine doldurduk. Üstünde de işte o günün tarihini, isimlerimizi yazıp çıkarken herkese hediye ettik. Neydi onlar? Mum. Ondan sonra tülün içine lokum koyup bağladık. Anahtarlık yaptım. Bir de herkese kaktüs ektim. Nişanda ne kadar bir takın oldu? Yanlış hatırlamıyorsam bir 10.000 TL civarı. Peki ne taktı kayınvaliden tadı? Kayınvalidem bir tane bilezik taktı. Ablam bu bilekliğimi taktı. Annem bir tane kolye taktı. Diğerleri de altınlar falan. Nişan elbiseni sormak istiyorum. Ne kadar almıştın? 650 TL'ye aldık. Ben bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum Ezgi Hanım. Normalde bizim adetlerde var. Nişan yapan kişi işte erkek kızın elbisesini alıyor. Kız evet. erkeğin takımını alıyor. Ben eşimle şöyle bir konuda anlaştım. Dedim ki benim aldığım elbise belki senin maddiyatını zorlar. Ben kendi elbisemi kendim alayım.
sen de kendi takım elbiseni kendin al diye. Bu şekilde anlaştık. Biz kendi eşyalarımızı kendimiz aldık. Çok güzel bir şey. Birbirine evet, destek olarak. Kına'da da aynısını yaptık. Ben iki farklı elbise bir de bindallı giymiştim. Oraya gelince gösteririm. Onları da kendim aldım ve eşim yine kendi takım elbisesini kendi aldı. Zaten Kına'yı kız tarafı yapıyor. Kına'yı kız tarafı yapıyor ama bazılarda şey var. Hani Kına'da giyilen elbiseyi de erkek karşıtı ya. Sizde öyle bir şey de var. Anladım. Öyle bir şey var. Ben onu hiç kabul etmedim. Dedim herkes kendi bütçesine göre alsın. Güzel. Bu şekilde Kına'daki fotoğraflarım. Kına hemen düğünden bir gün önce mi oldu? Bir gün arayla oldu. Bir gün arayla evet. oldu. Organizasyon tuttun mu? Tuttum. Daha doğrusu salonun kendi organizasyonu vardı. Onu kullandım. Kaç kıyafet giydin peki Kına'da? Toplamda 3 tane. Kaç kişi vardı? Dışarıda bir mekanda yapmışsın. Neler evet. ikram edildi? Kına dağıtıldı, çerez dağıtıldı. Bu da kayınvalide. Kayınvaliden ne taktı, ne koydu avucuna? Çeyrek altın koydu. Sonra ben onu çöpe attım. Ne? Aa, evet. Olacak iş değil. Ya aslında bilerek olmadı. O zaman takıyı işte bizim takılar şeyde olmuyor. Farklı şehirlerde olduğu için gelemeyenler elden veriyorlar. Takı evet. kurdele kullanmıyoruz. O sırada bana da veren oldu. Ben hani kınamı yapıyorum ama herkes elime bir şey tutuşturuyor. Ben de ablama verdim işte zarfları falan. Sonra altını da ablama verdim dedim hani eve gidince alırım. Eve gittim ablam bana zarfı verdi. Ben içinden paraları aldım, zarfı buluşturdum. Odamda da çöp kovam var. İşte makyaj yaparken attığım çöp kovaları. Ondan sonra ben onun içine attım. Ertesi gün işte düğün olacak hani her şeyimi hazırlıyorum falan filan. Dedim ki altınım nerede? Ablam dedi ki zarfın içinde. Dedim ben zarfı çöpe attım. Sonra işte Allah'tan çöpü dökmemişlerdi. Hemen karıştırdım. Çöpün içine altını geri aldım. Hah, helal dönmüş geri. Helal mi almış geri döndü. Ay kıyamam. İçin acırdı değil mi? Acırdı tabii ki. Yani ne için salonu ne kadar tuttun organizasyonla beraber? 4 ya da 5 olması gerekiyor. 4000 TL ya da 5000 TL olması. Neler vardı organizasyon içinde? Böyle kızlar falan var mıydı? Vardı. Dansçılar, girişte onlar davullar. Vardı. İki tane onlardan vardı. Bir de DJ vardı. Kaç kişi gelmişti Kına'ya? Sanırım mekan 400 kişilik. 400-450 kişi olabilir. Düğünün nerede oldu hayatım? Düğünüm de Kandıra'da oldu. Kandıra ile İzmit arasında tam Kandıra'ya girmeden bir mekan var. Orada yaptık. Eşin Kandıralı zaten. Eşim Kandıralı, değil mi? Evet. Seni evden aldılar. Özel bir şey var mı evden çıkarken yaptığınız bir adetiniz? Şöyle aslında ne diyorlar ona? Meşalelerle geldi eşim şu şekilde. Bakalım. Yutarım. Bununla başlıyoruz. Yutarım ona. Ondan bir büyük küçük bir büyük küçük gibi. Bilemem. Oo. Bir damat alayı olduğu belli olsun demiş Yasin. Mahalleyi yakmış. Evet. Ve düğüne girişler. Evet. İlk dansınız. Kaç gelinlik giydin? Bir tane giydim. Çok bunu soruyorum. Bazıları 3 giyiyor, bazıları 5 giyiyor. Şaşırtıyorlar beni. Biraz sade seçmiş. Hani mesela nişanda biraz daha şıltafatlı aslında gibi. Aslında o daha da sadeydi de annemin zoruyla buralarına işte boncuklar falan taktırdım. Askı yaptırdım. Beline bir detay yaptırdım. Ben böyle şey cool gibi derler ya. Evet. O tarzda istiyordum. Annem dedi ki sen nasıl gelinsin? Bu kadar sade gelinlik mi olur dedi. Biraz acı tuş olsun şunun. Ben de defalarca gittim üstlerinde oynamalar yaptırdım. En son bu hale geldi. Bu bile bana göre biraz abartı. Ya daha sade bir şey olabilirdi diye düşündüm. Ne kadar almıştın gelinliğini? Pardon. Gelinliğim 6000 TL. 6000. Kiraladın mı satın mı aldın? Kiraladım. Şöyle bir anlaşma yaptık. Biz bir de dış çekim yapmak istedik. Satın alacaktım. O zaman 1000 TL bir fark vardı. Gelin için dedi ki boş yere dedi, fiyat farkını verip alma. Çekim yapacağın zaman dedi bana bir hafta öncesinden söyle ben sana temizleyeyim vereyim. Çekimini yap kuru temizlemesinin ücretini sen ödersin dedi. O yüzden satın alma gereği duymadım. Sağ olsun. Düğünde kaynananlar ne takmıştı sana? 7 tane bilezik. 5'i bir yerden. Onları taktı kayınvalidem. Güzel. Peki takılar sizde kaldı mı yoksa? Şöyle oldu. Onlarda sandık mantığı varmış. Ben bilmiyorum bizim taraflarda yok. Sandığa konulanlar onlara kalıyor. Bizim üstümüze takılanlar bizim oldu. Çünkü önceden benim taktiklerim bana geldi diye düşünüyor anneler, aynen. babalar. Kaç kişilikti hayatım? Neler ikram edildi? 1250 kişilikti. Tıka basa doluydu. Ay maşallah. İkramlık olarak da böyle tam kurabiye tarzı değil de biraz daha böyle poğaça falan o tarzda bir tabak vardı. Peki damatlığı sen mi aldın? Damatlığı ben almadım, eşim aldı. Gelinliği eşin aldı. Gelinliği de eşim aldı. Düğün pasta? Düğünde pasta kesmedim. Kesmedin? Ben sevmiyorum. Güzel.
herkes bak böyle inandığın şeyin arkasında güzel. Solanı ne kadar ödeme yaptın? 35 bin TL. Biraz yüksek. Evet. Fiyat olarak. Ama mekan büyüktü o yüzden. Ya çünkü 2 sene önce yapılan baktığımız zaman salonlarda hani ordu tabaklı değildi. Yemekli olanlar o fiyattaydı. Evet. Kandıra'da bu imkan çok az. Toplamda 3 tane düğün salonu seçenek var. Seçenek az. Seçenek az olduğu için insanlar hani pahalı tutuyor büyük ihtimal. Bir de mekan baya şey yani ultra üst düzeyde. O yüzden onu çok tercih kalabalık. Ettim. 1250 kişi kalabalık olmuş. Evet. Peki ne kadar takın toplandı? Nakit olarak 70.000 TL var. Hı hı. 50'ye yakında altınlar var. Çeyrek altın işte gram falan filan. 8 tane bileziğim var. Bilekliklerim var. Kolyelerim var. Gelin çiçeğini özel istedin mi? Canlı olsun, yapay olsun öyle bir isteğin gelin oldu mu? Gelin çiçeğimi ablam yaptı. Güzel. Sizde hep var bu maharet. Evet. Gelin çiçeğimi ablam yaptı. Atmak için de ayrı bir çiçek yaptı. Onu da zaten attım. Eşimin arkadaşı tuttu. Hatta havada tuttu. Açık istiyor. Evlendi mi? Evlendi. Bizden sonra onlar evlendi. Evet, bir bebek bekliyorlar hatta. Güzel, isabet oldu. Ay, evet. Allah'ım tamamını erdiysin. Harika. Cümlemizin. Balayına gidebildiniz mi? Balayımıza gittik. Nereye gittiniz? Muğla'ya gittik. Akyaka'ya gittik. Bir haftalık güzel. Gittik. Gayet güzeldi, hoştu. Fiyatı ne kadar ödediniz? Yanlış hatırlamıyorsam 10.000 TL'ye falan geldi bir haftalık. Aslında daha uygun olmuş. Düğün salonuna verilen parayla aslında tatile gitseydin 3-4 yer şehir gezebilirdin. Ultra üst düzeyde bir otel tercih etmedik. Butik otel seçtik. Sadece kahvaltı dahil. Evet, orada çok güzel. Çünkü güzel sürekli dışarıda olacağımız evet. için yemeği otelde almayız diye. Hı hı. O yüzden gayet uygun. Ya sen eğlendiysen eşinle. Çok mutlusu yok. En güzeli o. En önemlisi de o hayatın. Eşini arayalım mı Yasin'e? Tabii ki arayalım. Altın'ın burada. İstiyorum ki ilişki testinde bütün soruları doğru cevaplasınlar. Altın haftanın ilk günü güzel gelinim Şerife'nin şöyle yakasına takayım. Evet eksik. Diğer altınlarının yanına. Eksik var bir tane tamamlayabiliriz. Tamamlayalım çok isterim. Ara bakalım Yasin. İddialı mısın? Eşine güveniyor musun? Kendime güveniyorum da eşimi bilemedim. Deneme yaptınız mı? Evde çalıştınız mı biraz? Evde çalıştık ama o çok heyecanlı. O yüzden güvenemiyorum. Çok heyecanlı gerçekten. Evet. Hazırlanırken benim yanıma geldi aşağıya. İşten izin almış. Tanıştık. Yani evet, ben buralardayım dedi. Çok heyecanlıyım dedi. Dedim arayacağım seni telefonla. Bekliyor telefonumuzu. Evet. Alo. Efendim canım. Canım müsait misin? Müsaitim. Ezgi Hanım'a veriyorum. Kocam Bey, vay! Bende de aynısı kayıt. Öyle mi? Kocam da kocam diyorlar. Yasin nasılsın damat? İyiyim Ezgi Hanım. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Görüşmeyeli ne yaptın? Aşağıda dolanıyorsun değil mi? Komşuların çok tatlılar. Evet, hepsi çok tatlı. Çok tatlılar. Vay. İlk sorum geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Bir moral alkışı istiyorum gelinle damada. Hazırsın değil mi Şerife? Hazırım. İlk sorum şu. Şimdi Yasin'cim sorumu soracağım. Lütfen hemen cevap verme. Telefonu sessize alacağım. İlk cevabı sevgili eşin Şerife'den alacağım, sonra senden alacağım. Anlaştık mı? Anlaştık Ezgi Hanım. Eşin Şerife'nin canı yemek yapmak istemiyor. Dışarıdan ne sipariş edersiniz? A. Lahmacun. B. Pizza. C. Kebap. D. Sokak lezzeti. Pizza der büyük ihtimalle. Yani herhalde. Dışarıdan ne sipariş edersiniz Yasin? Pizza. Ay alkış! Alkış! Güzel, ilk soru doğru geldi. Böyle devam edin Yasin, hadi bakalım. Dedi ki eşin, ben kendime güveniyorum da eşime çok güvenemiyorum dedi, bilemiyorum. Konsantre ol. Hiç belli olmaz bu işler. Şerifeciğim, eşin Yasin, bir arkadaşınızın tavır ve davranışlarından hoşlanmadı. Size tepkisi ne olur? A. Onunla görüşmememi söylerdi. B. Fikrini söyleyip kararımı bırakırdı. Onunla görüşmemi söylerdi, aşık. Cevabın ne olur Yasin? Fikrimi söyler, kararımı bırakırdı. Eşim dedi ki onunla görüşmememi söylerdi dedi. Olsun, şansınız devam ediyor. Şerifeciğim, eşin Yasin evlilik yıl dönümünüzü unutup arkadaşlarıyla maça gitse ne yaparsın? Bir kere maçla hiç ilgilenmiyor. Diyelim ki çağırdılar. Trip atarım. Davete gitti, trip atarsın. Trip atarım. Belli edersin yani. Yani. Kaç gün sürer bu trip? Değişiyor. Bir hafta falan sürer yani. Benim ciddi misin? Evet. Ne? Bir hafta mı? Sen de böyle. Ben 3 yıl atarım ya. Hala da atıyorumdur yani. O ara ara tazelerim diyorsun. Aa evet aklıma geldikçe. Yasin böyle bir durumda tepki verir mi? Çok büyük tepki verir. Trip atar mı? Atar. Alkış. Vallahi bir yıl uzatırım diyor. Korkulur vallahi Şerife'den.
Evet. Şerife'nin yükselen burcu nedir? Yasin bunu biliyor mu? Bilebilir herhalde ya. İkizler. Ben de tam emin değilim ama ikizler olduğunu düşünüyorum yükselenimin. Bilme ihtimali var. Sen emin değilsen Yasin bilir mi bilemedim. Hiç söylemişimdir de o çok ilgilenmiyor burçlarla. Yasin biliyor musun Şerife'nin yükselen burcunu? Bilmiyorum desem. Bir şey söyle mesela. Terazi. Allah Allah. İkizler burcuymuş ama kendi de pek emin değil zaten. Normal kardeşim bilememe. Diğer soruya geçiyorum. Eşin Yasin'in gizli gizli sosyal medya mesajlarını okuduğunu öğrensen tepki verir misin? Nasıl tepki verirsin? Gizli gizli de zaten bakıyor. Ama gizli olsa da kızarım yani neden benden habersiz bakıyorsun diye. Böyle bir durumda ne yapar? Aslında gizli saklımız yok ama tepki verir. Kızar mı? Kızar. Zaten bakıyor dedi. Kim daha şanslıdır? Şerife mi, Yasin mi? Şanslı. O beni söyleyecek muhtemelen. Ben deyim. Sen onu mu düşünüyorsun? Yok aslında. İkimiz bir aradayken daha şanslıyız. Ne güzel. Evet. Kim daha şanslı Yasin? Ben Şerife ile tanışarak kendimi daha çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Yasin demiştir. Ya. Güzel cevap ama... Sağlık olsun. Dış ses. Ezgi Hanım, maalesef çiftimizin 3 yanlışı var. Olmadı. Sağlık olsun. Altını yakasına takamadım Şerife'nin, Yasin. Hiç önemli değil. O en güzel, en altın değerli kalbi onda var zaten. Ay canım, bir ömür mutlu olun. Alkışlar gelsin Şerife ile Yasin'e. Çok memnun oldum. İşin gücün rast gitsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Selamlar, sağ olasın. Maalesef olmadı. Sağlık olsun. Altını veremedim ama büyük ödül tam tamına 100 bin lira. Dile kolay. Şansın var. Bakalım gelinler kaç puan verecekler? Günü kaç puanla tamamlayacaksın? Cuma günü büyük ödül kimin olacak? Haftanın ilk günü bakalım Şerife gelinim diğer gelinlerden kaçar puan alacak? Sırada puanlama. Gizem'e çeyiz zamanı hediye ettim ama belki dedim puanlamada bir değişiklik olursa dedim. Diğer arkadaşlara da hediye etme şansım var. Benim sana puanım. Bence adaletli değil. Çok şaşırdım açıkçası. Benim adaletimi yargılamak size düşmüyor. Bence burada bir terazide problem var. Kimse de ağzımın avukatı değil. Senin soyadın adalet falan mı? Ne ilk günden adalet diye tutturdun? Evet. Boş konuşan var mıydı? Hatice'yi diye düşünüyorum. Az sonra... Sırada günün en heyecanlı, en beklenilen anı var. Bakalım günün sonunda Şerife gelinim diğer gelinlerden kaçar puan alacak? Günün nasıl geçti Şerife? İlk gün olmasına rağmen bence gayet güzeldi. Arkadaşlar da çok iyiydi bence. Çok iyi anlaştık. Yorumları merak ediyorum ve puanlarını açıkça... Yüksek puan bekliyorsun. Yani Gizem hariç. Gizem hariç. Kaç bekliyorsun Gizem'den? 2 falan verir gibi hissediyorum. Öyle mi? Evet. Göreceğiz. Belki ön yargıdır ama... Yorum, puanım gördüğü zaman o zaman ben yorumumu yapacağım. Çok güzel bir şekilde teraziyi göstereceğim. Adalet sistemim çok fazladır benim. Öyle midir? Evet, bakalım. Evet. Bu ne kuzum? Aslında ben bunu Gizem'e çeyiz zamanı hediye ettim ama... Belki dedim puanlamada bir değişiklik olursa dedim. Diğer arkadaşlara da hediye etme şansım var. Bir getirdim yanımda bakalım... Günün yorumlarına tarihlisi... göre hediye mi edeceksin evet, bunu? Günün tarihlisi kim olacak göreceğiz. Niye böyle bir havlu aldın ki? Bayılırsın boş konuşmaya. Kime diye aldın bunu? Eşime almıştım aslında. Ama gelinlerin kısmetine çıktı. Aynen. Boş mu konuşur Yasin duymasın? İşte böyle Trabzon'a gezmeye gitmiştik. Orada böyle bayağı sinirlendirdi beni boş konuşuyordu. Ben de bu havluyu gördüm tam senlik dedim. Aldın. Önce ona hediye ettim. Sonra Gizem'e hediye ettim. Bakalım sıradaki şanslı gelin kim? Ama hediye verdiği de yok. Aynen. Bugün verecek misin? Belki Cuma günü olabilir. Olabilir. Evet benden hatıra olarak gelinlere. Hadi bakalım. Kimden kime niyet? Yasin'e niyetli kime kısmet olacak bakalım göreceğiz. Evet. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Hatice gelinle başlayalım. Bakalım Hatice gelinim Şerife geline kaç puan verecek? Önce puanın Hatice, sonra da nedenini öğrenelim. Benim sana puanım. Üç. Üç puan evet. Bekliyor muydun?
Yani evet, yorumlarına göre gayet ideal. Peki 2 puan nereden kırdın onu merak ediyorum. Ben halından ve dediğim gibi perdelerinden kırdım. Çeyizini yetersiz bulmuştum ben senin. Dekorasyonda uyumsuzluk var diyorsun. Çeyizine de puan vermedim. Çeyizinden de puan kırdım. Evet, bu şekilde. Peki teşekkür ediyorum. Yemek masanı beğenmiş. Yemek masanı beğendim. Karşılamanı beğendim. Güler yüzünü beğendim özellikle. Onun dışında da düşük de verebilirdim ama ilk günün gazabına uğramasını istemedim arkadaşımın. Sonradan pişman olabileceğim de bir puan da vermek istemedim arkadaşıma. Onun için 3 verdim. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bu kadar çok şeyi beğenip de 3 puan vermem bence adaletli değil. Daha güzelini sen yaparsan sana da 4 veririm belki. Yani çeyizi bence belki de daha düşük sana verebilirim. Onu beğenmediğini söylüyorsun. Evet, beğenmediğim şeyleri zaten söylüyorum ben. Adalet sistemini beğenmedim. Ben kesinlikle katılmıyorum sana. Senin adaletine de bakacağız şimdi. Göreceksiniz. Göreceğiz. Senin puanı da çok merak ediyorum açıkçası. Sen hiçbir şey beğenmedin. Beğenen Hatice gelinden 3 puan alınca beğenmeyen Gizem gelinden kaç puan alacağım diye mi düşünüyorsun? Evet. Adalet terazisini merak ettim. Göreceksin. Evet, ilk puanını aldı. 3 puan. Bakalım diğer gelinler kaçar puan verecekler. Havva, seninle devam edelim. Bakalım Havva gelinim Şerife geline kaç puan verecek? Benim sana puanım 1-3 puan daha. Neden 3? Şöyle, karşılamasını beğendim. Biraz standarttı ama yine de hani yapabileceğinin en iyisiydi hava şartlarına baktığımız zaman. Yemek sofrasına bayıldım. Gerçekten çok güzeldi. Birkaç eksiği vardı ama çeşit bolluğu onu benim gözümün önünden sildi. Çeyizini de gayet yeterli buldum. Dediğim gibi ev dekorasyonunda birkaç eksiği vardı. Onlardan puanımı kırdım. Toplamda sana 3 puan verdim. Yani 4 puanlık bir ev değil diyorsun. 4'e uygun görmedim. Evet, istikrarlı bir 3 puan var. Bakalım diğer gelinler kaçar puan verecekler? Merakla bekliyorum. O zaman Gizem'le devam edelim. Giresunlu Gizem'im benim. Bakalım kaç puan vermiş? Önce puanın sonra sebebini konuşalım. Benim sana puanım 3. Çok şaşırdım açıkçası. Hiçbir şey beğenmemesine rağmen 3 puan veriyor. Her şeyi beğenenler de 3 puan veriyor. Ben şu şekilde söyleyeyim. Benim beğenmediğim evin içindeki eksik gördüklerimi ama güler yüzü, misafirperverliği, evdeki sunumlukları, artı bize arka planda bile destek olması, hani bununla alakalı benim vermem gereken puan 3'tü. Çeyizini çok güzel beğenmem, el emeğinin çok güzel olması. Görünümden kopan 3'tü çünkü diğer arkadaşlarımın evini görmediğim için daha da yüksek veremezdim. Peki aynı soruyu ben sana sormak istiyorum. Evi bu kadar beğenirken neden 3 verdin? Her şeyini beğenmişsin hemen hemen. Ben evinin her şeyini beğenmedim. Koltuklarını beğenmedim, halısına yorum yaptım, tüllerine yorum yaptım, mutfakta avizesine yorum yaptım. Bir misafirperverliğine verdim. 2 yatak odasındaki çeyizine verdim. 3 bizim için hazırladığı ve gecesini gündüzüne kattığını fark ettiğim için ona verdim. Bu benim için puan. Adaletim benim bu şekilde. Sizinkini yargılamak, benim adaletimi yargılamak size düşmüyor. Az önce sen de benim adaletimi yargılamıştın. Ama sizler daha çok beğenip daha az puan verdiniz. Aynı yorumları ben de yapmıştım. Ama aynı yorumları yaptıysanız o zaman daha fazla verseydiniz o sizi ilgilendirmez ki. Benim vermem gereken buydu. Ben bunu verdim. Siz her şeyi beğendiğiniz için 3 veriyorsunuz. Ben daha çok yorum yapıyorum, 3 veriyorum. Bence burada bir terazide problem var. Ben her şeyi beğenmememe rağmen değil, emeğe olan her şeye puan veriyorum. Beğenmediklerimi dile getiriyorum ve 2 puan kırıyorum. Sizler bazı şeyleri beğeniyorsunuz ama emeğe geldiği zaman da şuradan buradan deyip 3 puanla yapıştırıyorsunuz. Burada benlik değil. Bunu Şerife'nin yorum yapması gerektiğini düşünüyorum. Evet, şu anda şu oylamaya göre sen beğenmeyip 3 veriyorsan kızların en az 4 vermesi gerekiyordu. Yani çünkü ufak tefek şeylerden kırdılar 2 puanı ve ben öyle düşünüyorum açıkçası. En çok yorum yapan benim. Aynen. Gizem o kadar yorum yaptı ve yorumunun arkasında bir puan verdi. Açıklaması çok mantıklı ama aksesuardan kırıyorlar, işte mobilyanın renginden falan kırıyorlar. O zaman 3 az geliyor bence. Bir 4 olabilirdi. Ben şimdi diğer evleri görmedim. Diğer arkadaşlarım evi belki de Şerife'nin evinden daha yüksek olacak ve ben daha yüksek puan vereceğim. Bu benim yorum yapmayacağım anlamına gelmiyor. Kimse de ağzımın avukatı değil.
Ağzın avukatı değil ama 100 bin lirayı alıp almama senin verdiğin puanlara bakıyor. Belki senin evin daha güzel olacak ama benim için puan değil, adalet sistemi önemli olacak. Göreceğiz adaletin kendini. Göreceğiz. Dedi. Senin gününde de göreceğiz. Göreceğiz. Senin soyadın Adalet falan mı? Ne ilk günden Adalet Adalet diye tutturdun? Benim soyadım Doğan. Doğduğum eve de güneş gibi de doğuyorum. Yani bu benim için adalet sistemidir. Teşekkür. Bu eve de doğdum diyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Bize sunumlu yaptığın için, hediyeliklerin için. Beğendiğim için bu puanı sana hak olarak gördüm. Ben teşekkür ederim. 3 puan beklemiyordum senden. Daha düşük bekliyordum. Teşekkür ederim. Yani puanını beğendim. Gelin evinde adalet dağıtmaya geldim. Soyadım Doğan olabilir ama göbek adım Adalet. Evet, sıra Tokatlı Gizem'de. Bakalım Gizem son olarak diğer gelinler gibi 3 puan mı verecek? Yoksa daha düşük mü, daha yüksek mi verecek? Beraber öğrenelim. Benim bugün senin için puanım 3. Neden 3? Şöyle ki bugün çok güzel karşılandık gerçekten. El emeği çok güzel ürünler vardı. Hepsini kendisi tek tek işlemişti birçoğunu. Evinde bazı eksiklikler tüm arkadaşlarım gibi gördüm. Tüm emeklerin için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ama bir ihtimal diğer arkadaşlarımızın da sanırım hepimiz bu konuda hemfikir olduk. Henüz evlerimizi görmediğimiz için ve daha üstünde ya da daha farklı ya da bizi daha şaşırtacak bir şeyler görebilecek miyiz bilmediğimiz için şu an ne düşük bir puan vermek istedim ne de çok yüksek verebildim. Umarım seni mutlu etmiştir. Aslında 4 puanlık bir ev miydi? Böyle mi anlıyorum? Aslında şöyle, çok büyük eksikleri vardı diyemeyeceğim ama çok standartta kalan bir evdi. Yani hani beni böyle çok şaşırtan, ne bileyim böyle çok uç noktalara, düşüncelere götüren, çok heyecanlandıran çok fazla şey yoktu. Dediğim gibi ellerinin emeği için ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten eline sağlık. Belki diğer evlerde onları da göremeyeceğiz, bilmiyoruz ama en azından ilk günü ortalama bir puanla açmış olduk. Gizem, bu evde beni heyecanlandıran bir şey yok dedin. Ne bekliyordun mesela? Ne olabilirdi de heyecanlanabilirdi? Yani ne bileyim mesela karşılamada değişik şeyler görebiliyoruz bazen. Öyle bir şey olabilirdi. İçeri girdiğimizde wow diyeceğimiz bir mobilya olabilirdi belki. Kapıda karşılarken bizi çok enteresan belki bir kostümle, kıyafetle karşılayabilirdi. Bunların hepsi de hem eğlence katıyor biliyorsun hem de yaratıcılığımızı ortaya koymuş oluyoruz. Dolayısıyla böyle şaşıracak bir şeyler beklerdim açıkçası. Yani hava şartlarından dolayı ben de farklı bir şey düşünmüştüm ama yağmur yağdığı için yapamadım onu. Evet. Size sağlık olsun, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Peki 12 puanı topladın. Bu havluyu kime vermek istiyorsun? Boş konuşan var mıydı? Hatice'yi diye düşünüyorum. Hatice'ye. Evet. Bayılırsın boş konuşmaya Hatice dedi. Teşekkür konuşuyorsun, ederim. Konuşuyorsun puan vermiyorsun çünkü. Teşekkür ederim. Verdiğim puanın da gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Normalde daha düşük verecektim ama ilk günün gazabına uğramaman için verdim. Sonradan pişman olabileceğim bir puan vermek istemedim. O yüzden 3 puan verdim. Bence ideal bir puan. Ama boş konuşuyorsun. Tamam, sen dolu konuş, seni dinleyelim o zaman. Senin evinde göreceğiz. Görüşeceğiz. Artık. Hediyesini ben aldım. Hediyesine günüm geldiğinde kendisi ne kadar dolu muhabbet yapıyor, ona göre kendisine geri iade edeceğim. Evet, Şerife gelin günün sonunda haftanın ilk günü 12 puan topladı. Tabii ki toplam puanı benim puanım belirleyecek. Bakalım ben kaç puan verdim? Evet, Şerife'nin evi.
Renkler salonda özellikle farklılıklar var mıydı, uyumsuzluklar var mıydı? Evet vardı ama el emeği güzel güzel ürünler yerleştirmiş. El emeği ürünleri etrafta görmek, çeyizinde görmek çok güzeldi. Çeyizi gayet beğenildi ki gelinler oradan puan da verdiler. Yemek masasındaki lezzetler çok güzeldi, çeşitlilik çok güzeldi. Günün sonunda da çok güzel bir puan topladı. Benim puanımı da büyük final günü, cuma günü göreceksin. Evet, bugünün sonuna geldik. Çok keyifli, çok güzel bir gündü. Çok teşekkür ediyorum emeklerin için hayatım. Yarın Gizem Gelin'de olacağız. Tokatlı Gizem'imde olacağız. Çok iddialı konuşuyorsun, merak ediyorum doğrusu. Neler bekleyecek? Şaşıracağım şeyler olmalı dedin ya, bizi nasıl şaşırtacaksın? Yarın yine aynı saatte Show TV'de sizleri bekliyor olacağız. Ben Ezgi Sertel. Sen de koş, gelin evine gel. Hoşça kalın. Evi burası mı yani? Evet, evim burası. Ben şaka zannediyorum. Gelin evinde evleniyor. Gelin evinde evleniyor. Gizem, daha önce pişirdin, emin misin? Vay. İnanmıyorum Gizem'in evinin olduğuna. Zor mu? Böyle bir ortamda yaşamak istemem ben. Sanki burası kamera şakası gibi geldik. Çamaşırları ortak alanda yıkıyoruz. Yani leğende yıkıyorsunuz. Sık sık yaptığım belli. İlk defa kaba koyuyorum. Şakasın. Hayır. Yatak odanın sadece yatağı var. Odası nerede? Gizem gibi enerji birinin bunun içinde nasıl ruhu daralmıyor acaba? İyi değilim. Yok, yok. Ben istemiyorum dişsiz. Biraz rahatsız oldum çünkü. Gizem sana evlilik teklif etmiş. Bunun tarihlerini soracağım. Ben hatırlamıyorum.